Selam dostlar, yine geldik. Merhaba. Buradayız karşınızda. Lord Selam. Konseyi'nin 14. Haklısın. Kozmik Güçler serisinin 4. Değil. bölümündeyiz. Pardon, 15. bölümdeyiz. Düzeni anlatacağız. Order kısmındayız. Düzen deyince ya da order deyince pek akıllara hani ne diyeyim, bir ışık çakmıyor olabilir. Titanlar diyelim. Chronicles diyelim. Bunların kaynağı olan kişileri ya da gücü, mistik enerjiyi anlatacağız şimdi. Şöyle yine her zaman olduğu gibi Görkem'le başlayacağız. Murat Han'la devam edeceğiz. Görkem'in yaptığı bir sıralama üzerinden yürüyeceğiz. O sıralamayı sizlere kısaca bir anlatayım. Warcraft evrenindeki düzen nedir? Düzen ve kaos ilişkisi. Mistik enerji nedir? Bu mistik enerji derken arkeyni kastediyoruz. Doğru muyum Görkem? Aslında değil mi? Doğru mu? Mana nedir? Mistik enerji yani arcane elementaller enerjiler ve felin ilişkisi. Sonsuzluk kuyusu, Well of Eternity nedir? Maligos ve Azeroth'un mistik büyüsü ilişkisi nedir? Titan nedir? Dünya ruhu, Pantheon ve bilinen Titanlar, Azeroth'un Titan korucuları yani Titan Keeper'lar dediğimiz konu başlıklarımız böyle olacak. En sonunda İstiklal Marşı ve kapanışta bitireceğiz her zaman olduğu gibi. Az önce de söyledim, sorularınız olursa ben alacağım. Eğer konuyla direkt ile ilintili ise araya sıkıştıracağım ve ilk ansiklopedi bilgi için soruyoruz Görkem'e. Görkem, düzen Yalnız nedir? bir göreyim Ha, söyle ya. böyle böyle. Öyle böyle gideceğiz. Bir noktada Amantul adam mıdır ha geleceğiz yani. Onu Tabii yaptık tabii. aslında Olursanız ama iyi yani sen evet tinfoil'ini illa sokacaksın araya. olur. Ondan Tabii. kaçamayacağız gibi. Zaten biz Görkem'le senin dedikodunu mu yaptık önceden? Hadi Oradan devam bakalım. edersin. Evet, soruyoruz abi Onda Görkem. şöyle bir şey Murat Han'ın adına hatırlatma yapayım. Hani önceki Titanlara tamamen adadığımız bir Lore Konseyi bölümü var. Orada tabii enine boyuna bütün entrikaları da tartıştığımız için aslında tartışmadık da anlattık hani bakın bu açıdan da bakın falan diye. Yani Murat Han onu kastediyor. Daha detaylı kısmına yani hakim olmak için ona bakın ama onu da gene konuşacağız yani en sonunda. Tabii. En azından bu konuyla bağlantısını konuşuruz. Öyle sanki olur değil mi? Olur Yani abi. yok. Olur. O zaman Düzen nedir? ufaktan o düzene. Yani şimdi aslında bunu zaten herkes hakim olmuştur. Posterimizde de hep bir köşeyi koyuyoruz. O gözüken köşe işte düzenin olduğu köşe. Düzen işte arcane, mistik enerji ve titanların olduğu köşeyi konuşacağız bugün. Bunun tabii temel altındaki en büyük işte güç düzen, order diye geçen işte güç odağı. Bu güç odağı arcane enerjinin yani mistik enerjinin fiziksel hale bürünmüş formundan oluşuyor ve evreni oluşturan başlıca enerji kaynağı ve bütün büyülerin ve büyü yapabilen bütün ırkların ve yaratıkların güç kaynağı aslında arkane enerji. Bunun çeşitli formlarını kullanarak işte bizim oyunda gördüğümüz büyüleri yapıyorlar. En tabii bunun temel hali arkane, onun da fiziksel forma gelmiş hali Titanlar. Zaten o yüzden bunlar birbirine bağlı ve Titanlar da bu yüzden evrendeki düzeni korumakla bir nevi görevliler. Çünkü varoluş sebepleri ve amaçları bunun üzerine kurulu. Bunun tam tersi de olduğu zaman zaten kaos oluyor. Kaosun da aynen Arcane'in karşı enerjisi olarak işte fel büyüsü ve işte o Burning Legion'ın kullandığı ve daha çok onlarla meşhur olan işte fel büyüleri var. Ama Arcane'in esas altında yatan zaten bu güç çok aslında düzenle ironik bir şekilde Çok kaotik. ters. Evet aslında Arcane çok kaotik bir güç ve buna hakim olmak çok zor. Ve aynı şekilde Arcane'den oluşmuş Titanların da davranışları ve bu düzeni korumakta yaptıkları eylemler de tek tek incelediğinizde çok kaotik ve birbirinden tutarsız, kendi içlerinde bile aslında tutarsız şeyler yaparak bir düzen kurmaya çalışıyorlar ve aslında bizim Warcraft evrenimizdeki düzen bu şekilde kaotik bir yapıya sahip. Bu yapıyı kontrol edebilen işte büyü kullanıcıları diyelim.
çeşitli şekillerde bunu manipüle edebiliyorlar. Mesela işte bunu şu şekilde anlatıyorlar. İşte mesela alev büyülerini kullanmak için işte tutkunuzu ve işte hırsınızı odaklamanız lazım. İşte hava büyülerini kullanmak için kurnazlık ve biraz delilik olması lazım. Yer büyülerini, yani toprak büyülerini kullanmak için durağan ve inatçı olmanız lazım. Su büyülerini kullanmak için de huzurlu ve biraz da kararsız olmanız lazım. Ruh büyüsü de, yani bütün bu elementlerin bir arada oluştuğu, yani oluşup da bir araya geldiği büyü, işte ruh, spirit olarak geçen, ya işte Monkların kullandığı anlamıyla chi, onda da cesaret ve naiflik olması gerekiyor. Çürümede ise bunların tam karşısında gibi olan bir aslında element, ama aslında bütün bu elementler gibi o da bir köşede ve bunların bir parçası. Onu da kullanmak için etkili ve acımasız olmanız gerekiyor. Eğer arkane enerjiyi bu şekilde bir motivasyonla manipüle ederseniz, bu işte saydığım elementlere dönüşüyor ve o büyü okuluna ait bir disiplin oluşturuyor. Temel olarak... Evet, aslında bir şey ekleme yapabilir miyim? Tabii tabii. Mesela Kaltuz Atı, hani ilk nekromanser olarak alırsak, o da arkane büyüye olan ilgisi, hani bilgi olan açtığından bir noktada nekromanser. Evet, aynen doğru. Zaten işte sadece nekromansi değil, aynı şekilde diğer büyülerin kullanımı da benzer şekilde bu büyüsel güçleri manipüle etme yollarından geçiyor. İşte nekromansi dediğin, işte gene büyü hakkında böyle bilgisi olan, yeteneği olan bireylerin ya da yaratıkların kullanabildiği bir güç. O da işte ölüm büyüsünü kullanarak ters bir yönden bunu aslında manipüle ediyor. Ve aslında işte evrenin düzenine de aykırı bir şey gibi gözükmesinin sebebi bu. Peki yani bir şey sorayım mı? Şimdi bu gerçi biraz Warcraft 3 soru yani. Belki şu anki rolla tutarsızlığı olabilir ama hani Arcane Neferi de o zaman ilişkiye koyabiliriz. Archimand, Dalaran'ı yok ettiği sinematikte bizden çaldıkları bilgilerle kibirli bir şekilde şehirler kurdular falan diyorlardı. Diyordu. Evet. Bunu o zaman neye yorabiliriz? Yani orada şey kastediyor. Şimdi Dalaran insanların kurduğu bir şehir ya. Evet. İnsanlar büyüyü işte hayaletlerden öğreniyor. Evet. Hayaletlerden öğrendikleri büyüyle işte bir şehir kurup o büyüyü manipüle etmelerini kastediyor. Aslında işte büyüyü gerçek bulan, işte onu kullanan bizdik. Bunlar işte oyuncak etmişler anlamında böyle bir dalga geçerek aşağılayarak. Evet. Yani orası işte bizim gözümüzde büyü şehri, böyle kadim bir şehir. Güçlü işte büyü kullanıcıların olduğu bir yer, ama onlar için bebek yer... daha. Evet tabii, aynen. Yani o yüzden onun görüş açısı aslında, işte bunu şuradan da anlayabiliriz. Nasıl işte Eredarlar Burning Legion'a katılmadan önce zaten güçlü bir ırk ya. Bu güçlü evet. Olmalarının sebebi işte zaten daha önce anlatmıştık. Ruh büyülerini çözüp... Soul Magic'te ustalaşmaları. Aynen. Soul Magic yapabildikleri için arcane büyülere de hakimiyetleri artıyor. O sayede bu teknolojik gelişmelerini ilerletiyorlar. Uzay gemisi modunu falan da öyle yakalıyorlar. Tamam. Şimdi ilk giriş olarak böyle verebiliriz. Ya direkt düzen ve kaos ilişkisine girmeden önce, düzenle alakalı, yani biz düzen diyoruz ama adını nasıl koyalım, böyle biraz daha akılda kalıcı, order mı desek ya da düzen demeye devam mı? Aslında tabii evrenin düzenini, yani Warcraft evrenindeki kurulu düzeni ve onu koruma güdüsünü kastediyor. Özellikle Titanlar üzerinden düşünürsek. Yani Arkane tek başına bir yani büyük yani Arkane Order'ın altında da. Evet. Tabii. Ama yani şeyden bahsediyorum şimdi zaten konunun derinlerine girdikçe de değineceğiz sık sık. Hani Titanlar o kadar da böyle hani masumane bir şekilde bu düzeni işte tarafsız bir şekilde sağlayacak kişiler değiller, yani o hareket ve davranışları o şekilde değildi onların. Hani düzen ve kaos ilişkisine burada gireceğim. Aslında hani dokundukları şeyde düzeni getirme amaçlarını güdüyorlar ama yani kaosunda öncüleri oluyorlar. Belki de normalde hani nature dediğimiz şey, doğa kendi düzenini kurarken gerçek anlamda
Atıyorum Azeroth'ta bu işte ne derler planlarını uygulamaya başladıklarında işte Titan Keeper'ları getirdiklerinde falan bir nevi kaosu da beraberinde getirdilermiş. Doğru, aynen. Değil mi yani yani giriş yapacaksak düzen ve kaos ilişkisine kaos derken bu ara şey direkt olarak kastediyoruz doğru mu değil mi? Disorder'ı yani Sargeras'ın yani. Ve Legion'ın bulunduğu aynen. kanadı Sar... direkt aynen. olarak kastediyoruz. Yani çünkü evet yani Amantul'un yaptığı Sargeras'ı zaten abi. Gerçi o eski lore göreydi hani Velocity söylediğinde. Hani aslında Titanlar Azeroth'a düzen getiriyorlar ve biraz sıkıntılı bir güzel oluyor. Şu yüzden yarattıkları canlılar işte Iron Rikel'lar, Iron Dwarf'lar o sınıftan ve iradeleri yok. Ölümsüzler. Bir hayatları yok. Hani tek yani sadece hizmet amacıyla üretilmiş. Hizmet etmek aslında bu çok zalimce ve aslında üzücü bir şey. Evet. O yüzden mesela Gift of Flesh denmesine hani biz hep şey diyoruz ya bakış açısı. Ama hayır evet. Yani aslında cidden Yogg-Saroth'un o Gift of Flesh'e yol açması gerçekten şu an bizim o karakterlerin var olması. Evet, özgür irade getiriyor karakterlere evet. bunu yapmaları zaten. Ölümlülük karşılığında özgür irade. Yani ama zaten düzen derken mesela hani günlük hayatımızda düşünün. Düzen için ne gerekir? Disiplin. Disiplin için ne gerekir? Kural. Kuralın dışına çıkarsan ne olur? İşte kaos mantık olarak. Hani evet. işte devlet örgülerini düşün. Buna benzer bir durum. Ama işte o kuralların olmayışı neyi getirir? %100 özgürlük. Ama %100 özgürlük ne yaratır? Kaos. Gibi. Yani... Anarşi aynen öyle ama bunlar hani zaten günlük yaşantımız hani ne derler insanoğlu daha önce görmediği hiçbir şeyi hayal edemez diye bir felsefi inanç ama, vardır. Yani buraya da bunu çok güzel yansıtmışlar. Söyle evet, abi. Şimdi Lovecraft'ta şöyle bir şey var tam emin değilim o kısımdan ama hani Great Old Dawn'ları yani Yüce Eskilerin istediği sesim geliyor değil mi bu arada? Evet geliyor, evet. Dinliyoruz. Yüce Eskilerin istediği şey aslında bu. Sonsuz özgürlüğü sağlamak insanlara. Yani kaostan gelen sonsuz özgürlük. Zaten hani, ve onlara göre de iyi bir şey bu. Zaten bu Twilight Hammer'ın böyle propagandalarına falan da bakarsan hep onun üzerine kurulu. Yani insanları işte bu bağlı olduğu çarklardan, işte zincirlerden kurtaracağız. İşte özgürlük gelecek, Void gelince gibi bir böyle hep o tarz söylemleri var yani. Ya yani mesela şey bunu Void kısmında daha detaylı konuşuruz ama mesela Lovecraft hikayelerinde bu Cthulhu'ya tapan tipler hep böyle biraz psikodelik işte böyle sürekli dans eden, yarı çıplak falan böyle tipler oluyor yani hani bayağı özgürlüğün artık en uç noktasında bir şey istiyor yani. Yarı düzenden tamamen kurtulmuş evet evet. Ama işte Order'ın da abartısı delilik dedi. Düzenin de abartısı. Baskı. Evet fazla kapalı bir sistem içine giriyorsun ve aşırı düzencilik tabii bu sefer şey özgür iradeyi yok ediyor. Zaten onu işte, engellemek için direkt özgür iradeyi yapıyorsun. Yani işte zaten Titanların kurduğu düzen olarak özellikle belirtmemin sebebi de o. Yani aslında işte şeyi de kaosu da başlatan bir nevi Titanlardan bir tanesinin fikir değiştirmesi. Evet. Ve Titanlara karşı bir fikri savunup bu şekilde ancak evrenin gerçek düzenini ya da gerçek olması gerektiği halini getirebiliriz demesi ve çatışmaya girmeleri zaten Titanların esas savunduğu şeyin ne kadar da aslında tutarsız olduğunu da ispatlıyor. Hatta çünkü evet. Burada bir tanesi çıkıp bu durumu yani başka büyük bir tehlike görünce bu durumu böyle düzeltmenin tek yolunun işte düzensizlik olduğunu savunarak karşı tarafa geçiyor. Yani o yüzden zaten işte hani düzen tırnak içinde bir düzen. Titan düzen. Titan. Hatta hani bugün Chronicles öncesi Lord'dan çok örnek vermiş gibi oluyor ama Chronicles öncesinde Sargeras gerçekten direkt Titanları sorgulayarak tarafta yaşıyordu. Void Lord'lar yoktu tabi o sırada. Tabii sebebini bilmiyorduk aslında. Evet. Hayır. Hani orada anlattığı şey Titanları bir anda sorgulamaya başladı. Biraz da Nathred'in bir etkisi dedi o dönemde dedi. Ha, evet, evet. Asıl değerli Titanlardı yani Sargeras'ın eski Lord'a sonra Void Lord'lara çevirdiler. Hani çok bariz olmasın diye belki de bilmiyorum. Evet, ama işte şey de var gene. Yani Titanlarla düştüğü fikir ayrılığını bence korumuşlar orada. Yani
Eskiden sadece işte kötü titan olarak gözüküyordu. Şimdi evet, kötülüğünün evet, sebebini öğrendik bir nevi. Güzel yedirdiler bence yani. Peki daha çok böyle kozmik olarak hani Titanların mesela hani Order'ın altında o düzen çemberin altında Titanları görüyoruz. İşte atıyorum Disorder çemberin altında da Legion'ı görüyoruz. O yani en dış çemberlerde düzen ve kaosu nasıl ilişkilendiriyoruz? Yani bunlar yani mistik olarak güçsel olarak birbirlerini bozmaya çalışan güçler mi? Yoksa böyle bir enerjiden söz edebiliyor muyuz? Yoksa şu anda boş mu yapıyorum yani? Aslında yok yok. Gayet dolu yapıyorsun. Yani hı, temelde gerçekten tam söylediğin gibi. Tanım olarak da aslında düzen ve kaos birbirine karşıt olarak aslında dengeleyen iki güç olarak gözükmesi lazım. Düzeni oluşturan gücün temelinde işte mistik enerji, arcane magic var. İşte kaosun temelinde de fel enerjisi var. Fel enerjisinin de zaten oluşma yani sebebi arcane'in tam zıttı bir şeyler yapman gerekiyor. İşte arcane'i manipüle ettiğin zaman yaşam oluşturabiliyorsun, düzen oluşturabiliyorsun. Ama işte tam tersini yapıp o yaşamı yok ederek bir enerji oluşturduğun zaman fel ortaya çıkıyor. Onunla da daha çok yıkım getirebiliyorsun. Tam tersini bir şeyler kurmak yerine yıkmaya kullanabiliyorsun gücü. O yüzden aslında yani güç kaynağı olarak da ikisi birbirinin zıttı. Zaten işte Order'ın temelinde Arcane var ve işte fiziksel evrendeki Order Arcane Magic olarak gözüküyor. Ama tam tersinde işte Disorder'da Fel olarak gözüküyor. Bunların fiziksel forma gelmiş hallerinde de işte Arcane fiziksel forma en böyle saf hali bir Titan. Ama Fel'in o şekilde vücut bulma zaten şansı yok. Çünkü kaotik bir enerji ve işte arcane büyünün terse çevrilmesiyle oluşturuluyor. Ama işte Sargeras da zaten bu sayede yani Burning Legion'ı güçlü tutabiliyor. Fel enerjiyi yönetmeyi ve oluşturmayı bildiği için. Zaten bunu da işte daha mekanize bir şekilde yapmak için Argus'un işte ruhunu kullanıyor. Oradan gelen gücü kullanarak bunu devamlı bir makine halinde ölümsüz bir ordu oluşturuyor. O yüzden aslında şey bakmak lazım. Arcane'den oluşan Titan var da niye Fel'den oluşan bir şey yok diye düşünebilir işte bunu ilk anlatınca insanlar ama yani Fel'in oluşma sebebi yok etmek, dağıtmak, işte yıkım getirmek. Ama Arcane zaten evrenin oluşumsal evrenle oluşan bir güç. O da zaten kendi kendine bile doğal halinde bir şeyler oluşturan bir güç. Onu da manipüle edince işte böyle Titanlar yeni yaşam kurabiliyor, yeni bir düzen kurabiliyor. Olan mesela yaşam olan gezegenlerde bile kendi ırklarını yaratıp kendi işte düzenlerini kurabiliyorlar, kendi yapılarını kurabiliyorlar. Bunu yapmak için de gene arcane enerjiyi kullanıyor. İşte böyle. Evet. Yok şeyi düşünüyordum hani orada hani Fel'den oluşma bir Titan olmaması muhabbeti yani belki hı, de zaten hani Fel'in yapmaya çalıştığı şey zaten Titan olmamalı hani düzen olmamalı hani çünkü evet, Titanlar düzen kurucular ya. Tabii. Evet. Belki de o olmayışının sebebi de o olabilir hani o kaosun olan, o mistik enerjisinin evet işte dağıtarak zaten mesela hani evet. Hani Chronicles şey diyor ya hani bu tamamlanmış Titan'ı korrupt edemez diye. Fel Sargeras'ın vücuduna zarar verebiliyor mesela. Ha evet. Bak böyle bir güç farkı var yani aslında. Fel belki de çok daha korrupt, çok daha yozlaştırıcı Void'de. İşte Fel yozlaştırıcı değil de direkt yok edici, yıkım evet, getiren bir enerji. Yani onunla bir şeyler kurmak yerine tam tersine işte yok ediyorsun, dağıtıyorsun. Olan düzeni bozuyor. Hani aradaki dediğin ya yani Order, Disorder'ın farkı. Şöyle bir fark var. Bizim Order Titanların istediği düzen sonsuz yaşam istiyor yani. Dediğim gibi immortality veriyor canlılarına. Bunu life day istiyorlar. Life day Disorder'da da felse Gölke'nin dediği gibi direkt yaşamını tüketip ondan güçleniyor mesela. Öyle. Tabii zaten Burning Legion'ın işte temel amacı Targaryen'ın Burning Legion'ı kurmaktaki temel amacı o. Ona da kendi bölümünde detaylı anlatırız ama zaten yani bu yüzden Burning Legion oluyor. O evrendeki bütün
yaşamı yok edip Aferin. olan bütün Titan düzenini yıkıp yeni bir düzen kurmak için bunu kuruyor. O yüzden fel yani o şekilde yıkıcı ve bu kadar rahat odaklayabiliyor zaten. Amacı ve gücü oluşturma sebebi o. Peki o zaman şeyi sorayım size. Hani bunu Sargeras'ın kısmında daha detaylı konuşuyoruz ama Titanlar şey yapıyoruz. Sargeras tamam bütün varlığı yok ettiğin evrendeki amacı zaten hayatın tekrar başlaması. Başka bir düzen halinde. Ama bunu yapmak için Void Lord'ları Declan'dan çıkarman lazım. Onu yapabilecek güçte değil ama değil mi yani? Order ya da. Hani Sargeras tamam hani şey diyor. Bütün hayatı yok edeyim. Yeniden başlasam. Bunu yapmak için Void Lord'ları Declan'dan nasıl çıkarabilirim? Yeniden başlayacaksın. İşte bak, yeni bir gerçeklik mi yaratacaksın? Aynen işte. Sargeras'tan Titanlarla çatışmasının sebebi zaten bu. Titanlar yaşamı koruyarak bunu yapalım diyorlar. Ama yaşamı korudukları zaman bir çelişki var. Yaşam, korunan yaşam korrupt olabiliyor. Evet. Void Lord'lar bunu korrupt etmeyi öğrenmiş ve işte Old God'ları yollayarak her gezegende bu işte oradaki doğmamış Titanları ele geçirmeye çalışmaya başlamış zaten. Zaten böyle bir düzen oluşmuş onların böyle korrupt edebilmesiyle. O yüzden Titanların kurduğu bu düzen bozulmaya açık ve işte ele geçirilmeye açık bir düzen diye bunu yok edelim diyor işte. Sargeras'ın zaten ilk çatıştığı nokta o. Yani Void'i başka şekilde bu evrenden, fiziksel evrenden atamayız bu düzeni yok etmeden. İşte bozulma ihtimali olmayan yeni bir düzen kuralım diye bu işe evet. başlıyor zaten. Çatıştıkları ilk nokta da o. Ve hani o kadar life'ı korumak isteyen Titanlar hı-hı. her gittikleri, korumak istedikleri gezegenlere reset tuşu koyuyorlar bir tane. Yani kendi yani kendileri istedikleri düzenin dışına çıkarsa evet aynen. Yani bence corruption'da yani o algı olan diyor yani bu kadar gezegen bu kadar corrupt oldu işte şey lazım. Reset lazım diyor ama daha sonra onu mağlup edince. Algalon'un orada tespit ettiği şey zaten özgür irade ve işte bu özgür iradenin Titan düzeninden evet. çıkma ihtimali. Ama işte sonra bizim onu korumaya çalıştığımızı görünce vazgeçiyor. Hatta şey diyor hani yaratıcıların alevleriyle yok olmuş bir sürü yok olan bir sürü gezegen gördüm. Onların içinde yok olan. Onların içinde yok olanlar acaba ne kadar da yaşamı böyle yaşama bağlılar mıydı? Yaşamak istiyorlar mıydı? Evet değil mi? Vicdanını sorgulamaya sokuyor. Evet. Hiçbir şey hissetmedim diyor mesela ben onlar onu. Evet. O değerlendirmeleri yaparken hani burayı sıfırlamamız lazım derken orada yaşayan hayatları hiç düşünmedim diyor. Evet. Yani o kadar yaratıcılarımız dediğimiz Titanlar bir tuşla bir sıfırlayabilmiş işte falan. Evet, yani yapamazlar artık da yani. Gerçi yapabilirler. Onun da bilgisini vereyim aslında. Evet. Eski haline evet. getirdik bir nevi değil mi? Ama yok şöyle işte... aslında. Titanların vücutlarını kaybettiği ortaya çıkınca şey diye düşündü Titanların çoğu insanların. Argonon'u yenmemizin anlamı kalmadı diye ama Chronicles'da şu yazıyor. O tuşa bastığı anda Forge of Origination'da o şey zaten başlamış. Titanların olayına gerek yokmuş yani orada. Biz onu yine durduruyoruz. Onun için Titanlar'a da gerekmiyormuş. Tabii. Yani Titanlar işte koruyucuları bıraktıklarında işte Odin, Freya falan o tayfa, Ulduar tayfasını bıraktıklarında zaten bunlara kendilerinden bir parça veriyorlar. Onları güçlendirerek kendi iradelerini oraya yansıtmaları için bırakıyorlar. Yani onların yaptığı her şey zaten Titanların yaptığı ya da yapacağı şeyler. O yüzden bir nevi Titanlar da yapıyor diyebiliriz. Zaten işte bir ruhlarını da o şekilde tutma durumları oluyor. O kısma sonra gireriz de. Yani ama esas olarak zaten Titan koruyucuları, Titanların iradesini Azeroth'a yansıtan varlıklar bilmiyorum. Avatar gibi olmaz da. Yani bizzat kendileri değil ama direkt onların iradesinin yansımaları. Geçelim mi abi manaya? Yani güzel gidiyordu, kesmek istemedim. Çok güzel. Yani. Yok ama şimdi sonraki bölüme mevzu kalmayacak o zaman. Bir manayı kim el alır? Kim el alıyor? Görkem. Tamam, manayı o zaman bir tanım yapsın bize.
Tamam. Şimdi Arcane zaten anlattık işte. Yani mistik enerji olarak işte Türkçeleştirdiğimiz şey, evreni oluşturan genel güç. Zaten işte bunu kullanarak büyü yapılıyor ve işte bunu manipüle ederek büyü yapılıyor anlattığım şekilde işte. Mana da bu enerjinin depolanabilmiş hali. Yani bir nevi artık böyle onu sonradan kullanabilmek için depolamayı öğreniyorsan bu depoladığınız enerji mana. Bunun illa Arcane için kullanılması gerekmiyor. İşte oyunda da gördüğümüz karakterlerimizin yapabildiği gibi bu büyü gücünü işte iyileştirmeye de kullanabiliyor. Yok etmeye, yakmaya, yıkmaya da kullanabiliyor. O sadece saf bir büyü enerjisi ve bunu depolama şekli de işte o büyüyü kullanma disiplinini öğrenmek. Bunu öğrendiğiniz zaman zaten o büyüyü kullanmak için güce ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu gücü de işte kendinizde depolamayı öğrendiğiniz zaman işte şey gibi düşünün, okula gittiğiniz zaman ilk başta okumayı bilmiyorsunuz. Okumayı öğreniyorsunuz, böylece mana ile tanışıyorsunuz ve bunu ileride böyle yazmaya ve işte fikirlerinizi aktarmaya çevirdiğiniz zaman bunu depolamaya başlıyorsunuz. Yani bilgiyi tutma seviyeniz artıyor. O bilgi de işte enerji olarak düşünürseniz manaya dönüşüyor. Wow. Mana böyle bir şey. Öyle bir şey mi gerçekten? Evet. Tanımı bu yani en azından Warcraft'ta. Evet. Büyü yapabilmek için kullandığımız işte depolanmış enerji. Sonra not enough mana yok, ben bekliyorum sorusu. sıralayacağım da arka arka düşüncelerimi de. Tabii. Yani şey ekleyeyim mesela. Yani manayı tabii çok mesela mage'ler işte büyüyü kullanma üzerine en yüksek disiplin eğitimini aldıkları için manayı manipüle etmeyi de öğreniyorlar. O sayede mesela manayı kalkan olarak kullanabiliyorlar. Depoladığı üye enerjisini bir kalkana çevirip kendini onunla koruyabiliyor. Ya da bunu kullanarak işte portal açabiliyor. Sonuçta o açılan portalları işte mana kullanarak açıyor. O da bir nevi arcane enerjiyi böyle geçit kapısı açabilmek için fiziksel bir forma dönüştürme disiplini. Aslında ayrı ya o fiziksel formla ben şeyi çok merak ediyorum. Bunun mesela ben bu tarz şeylerin bottle'lanabilme olayını, hani şişelenmesi çok böyle garibime gidiyor benim yani. Böyle bir mistik bir enerji var. Bunu şişeliyorsun. Bunu içince hani senin mana haznen artıyor falan, böyle değişik bir şey. Yani o nasıl oluyor yani? İşte şey gibi düşün. Enerji drink içince nasıl enerjin artıyor? İşte yani onun değil mi? Yani ona benzer bir şey değil mi bu? Yani aslında ölçülebilir yani bir şey ama yani vücudundaki şey ölçülemiyor ama gücü. Yani yok yani belli mi? Onu kaldırma kapasiten var tabii. Yani ırkına işte o konudaki alışkanlığına, eğitimine bağlı olarak onu sonuçta şey yapabiliyorsun işte kapasiteni arttırabiliyorsun ya da bunu işte mage'sen mesela o eğitimleri aldıysan işte farklı şekillerde fiziksel forma dönüştürebiliyorsun. Yani aynı şekilde onu silaha da dönüştürebiliyorsun mana bond'da olduğu gibi. Ya da işte şey de olabiliyor mesela, nasıl elementaller bu enerjilerin fiziksel hale gelmesi ya. İşte bu olayı arcane enerjiyle ve işte manayı kullanarak yaptığın zaman İşte Khadgar'ın bir peti vardı hani bizi gezdiriyordu şatlattı. Aynen. O tarz işte yaratıklar oluşturabiliyorsun. Bu da aynen manayı formunu işte kullanabilme ve bunu manipüle edebilme gücüne bağlı. Aynı şekilde işte şey gibi düşün. Bu enerjini neye aktaracağın sana bağlı ya. İster mesela spor yaparsın. İşte İster ne bileyim maça çıkarsın. Sonuçta bir enerji alıyorsun ve o enerjiyi kullanmak için işte bir şeyler yapıyorsun. İşte mage'ler mesela bunu daha farklı disiplinlerde kullanıyor. Ama işte şamanlar esas olarak işte elemental enerji üzerine alışkın oldukları için yani eğitim değil elemental enerji kullanmak. Onu vücudunu ona alıştırmakla alakalı. Yani Warcraft evrenindeki en azından kullanımı bu şekilde. Ama mesela aynı alev büyülerini mage'ler farklı şekilde kullanıyor. O arcane enerjiyi manipüle edip işte yakıcı bir hale dönüştürerek yapıyor. Ya da işte su büyülerini işte dondurarak dondurucu hale getiriyor. Yani işte frost büyülerini yapabiliyorlar.
Yani aynı şey gibi gözükse de oluşturma metodu farklı. Öyle düşünün. Ve yani bunu depolama şekilleri farklı. Ama sonuçta bir enerji, üye enerjisi depolayıp onu sonradan kullanabilmeyi öğrendiğin zaman bu ve bunu işte aynen şey gibi düşün. Bu manaları içiyoruz, sonradan manamız doluyor diye düşündüğün şey işte nasıl o büyüyü yapıyor? O büyüyü depoluyor. O şişeye depoluyor. O şekilde oluşturuyor. İşte bunu da alkemistler yapıyor zaten. O da bir nevi zaten büyüyü işte depolamayı ve işte şişelemeyi öğreniyorlar. Alkemistlerin olayı da o zaten. Maddeleri de değiştirebiliyorlar bu sayede. Peki bunun felle ilişkisi ne abi? Yani tam bu fel, işte, buradan mistik enerjiyi biz kullanıyoruz falan ama yani fel büyüler yapan da mana kullanıyor onu. Gibi. Yani zaten fel büyü aslında felle arkane ilişkisi var mı? İşte arkane büyüden gelen bir gücü sen manipüle ediyorsun ve bunu yok etmeye kullanmak için mesela olan arkane büyünün oluşturduğu yaşamı sen emiyorsun ve o emdiğin güç sana yine mana olarak doluyor ama onu emiş ya da böyle şey oluşturma şeklinde, o enerjiyi oluşturma şeklinden dolayı o kaotik ve yıkıcı bir enerji olarak sende depolanıyor. O yüzden onu fel büyülerde kullanabiliyorsun. Ya peki, bu chatte de çok döndü de şeyi demek istiyorum. Yani senin kullandığın büyü şekliyle bu büyü şeklini kullanmak için harcadığın enerji arasında aslında bir çok olay yok. Yani sen atıyorum işte mesela çakmağı yakıyorum çıkan ateş evet fire gücü. Mesela fire büyüsü ama harcadığın enerji mana. Gibi böyle mi bir ilişki yok, var? Yok hayır. Öyle manayı değil. Manipüle ederek fire'ı kullanıyor. Yani bak şöyle düşün. Arkane manipüle ederek. Aynen. Mana arkane enerjinin depolanmış hali. Yani bir enerji zaten evrende var ya. Etrafta tamam. Her yerde bir enerji var. Warcraft evrende. Yani bu enerjiyi kullanmayı ve işte manipüle etmeyi öğrenmenin metotları var. İşte başta anlattım ya. Bu motivasyon işte şu olursa şu, bu olursa bu falan diye anlattığım şey oydu. Yani bunları yaparak kendini alıştırdığın zaman bu enerjiyi manipüle ettiğin şekil senin onu kullanma metodunu belirliyor. Yani o enerjiyi nasıl sen alıyorsan onu kullanma şeklinde ona göre belirleniyor. Yani işte enerjiyi oluşturma şeklin oluşmuş bir yaşamı yok etmekse o fel oluyor. Ama bunu işte nasıl diyeyim işte dur bakayım oradan şeye mesela alev büyüsüne çevirmek için işte bunu tutkuyla ve işte hırsla yapman gerekiyor. İşte büyü yapacağım falan diye böyle herhalde onu bir şekilde kendini motive ediyorsun ve bu gücü o şekilde önce depoluyorsun. Ondan sonra çıkardığın güç yani yaptığın büyü ona göre şekilleniyor. Peki o zaman bunu daha yaşlamak için şeyi sorayım. Karaş'ı yok eden Void Lord var ya, Void Lord olduğundan emin değiliz de hani o Void canlısı var ya. Dimensions, The Old Divine, Karaş'ı yok eden. Onun açıklamasında şey yazıyor. Sen yılların gezegenini yok eden. Evet. Hani Raw Arcane Power kullan diyor. O canlı için. Yani saf arcane güç kullanmış. Şey yazıyor. Ethereal'lar Void'e onun yaydığı Void güçlerine karşı kendilerini koruyabilmişler ama arcane gücü yok etmiş onların vücutlarını mesela. Void canlısından arcane de çıktı diye. O enerji de çıkmış. O saf enerji. Onu şu şekilde anlatayım. Void Lord'lar bizim fiziksel evrenimizde kendi formlarıyla var olamıyor. Duramıyorlar evet. Oluştukları yer Void evreni ve Void'den oluşma yaratıklar. Onlar da Void'in fiziksel hale gelmiş böyle fiziksel formları yani şey gibi düşünmek lazım işte Naru ışıktan oluşuyor bunlar da Void'den oluşuyor. Şimdi bizim evrenimize geçtikleri zaman ve kendi halleriyle kendi orijinal formlarıyla kalmaya çalıştıkları zaman bunu korumak için çok yüksek enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü bizim evrenimizde Void yok. Yani onu, Void evrenindeki Void bizim evrenimizde yok. Ne var bizim evrenimizde? Arcane var. Bunu da korumak için artık evrendeki nereye artık geldiyse o bölgedeki bütün Arcane'i çekip kendini fiziksel formunu bir arada tutmaya çalışıyor. O gezegenin yok olma sebebi de bu.
bütün arkane enerjiyi kendine çekiyor ve gezegeni oluşturan temel yapı taşı gibi olan bir enerji kaynağını yok etmeye başlıyor. O gezegende yaşayan fiziksel yaratıkların ve fiziksel formlarını yok ediyor bunu yaparken. Ama işte bunu çok bizim artık nasıl diyeyim, bu evrenin doğal düzenine uygun olmayan bir şekilde yaptığı için şeyler yok olmuyor. Oradaki irade, artık Ethereal'ların evet, iradesi ve Void'den etkilenmeyen kısımları yok olmuyor. Sadece fiziksel formları ve gezegenleri yok oluyor. Bundan sonra bir şekilde bu forma uyum sağlayıp bu şekilde devam ediyorlar. Zaten Ethereal'ların Void'e bu kadar yatkın olmaları, etkilenmemelerinin sebebi de o. Yani Void'den dolayı yok olan bütün fiziksel özelliklerinden geriye tek kalan, onların iradelerini bir arada tutan şey Void'den etkilenmeyen kısım. O yüzden bu kadar yatkınlar. Çok kısa araya gireyim. Yükselen, Deniz hoş geldin. Deniz'den gelenler hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Bu sürpriz hediyesi için teşekkür ediyoruz yeniden. Ne yapıyoruz? Yayın yapıyoruz. Lore Konseyi'ndeyiz. Order'ı ele alıyoruz. Onun dışında Ethereal'larla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Ravenred'de Ethereal'lara ait bölge var. Ya oğlum böyle spoiler verebilirim. tamam, ben daha fazla derinine tamam, ve orada ne konuştuğumuza ne konuştuğumuza girmeyeceğim tabii ki, çünkü ağır oluyor. Yavaş yavaş Well of Eternity'ye, sonsuzluk kuyusuna doğru gidelim. Bu arada arkadaşlar, takipler geliyor. Teşekkür ederiz takipler için. Yeni yeni insanlar görüyoruz aramızda. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Ve sonsuzluk kuyusu nedir diye yine Görkem'e dönüyorum. Biraz böyle kestik gibi olduk. Hayır, ilerleyen konularda nasıl söyleyeyim, ilintili tekrar böyle değineceğimiz şeyler geleceğiz yani. O konulara tekrar geleceğiz abi. Yes, yes. Aynen. Yani ben de aynen kaptırıp gidesim geliyor ama bu zaman yani, başka konular bitiyor. İleriki konular... Aynen, diğerlerine konuşacağımız şey kalmaz. Zaten diğer konu başlıkları da işte o kozmik haritadan bakarsanız zaten sırada fel, kaos falan var. Onlara sıradan gideceğiz. Hepsi de onun konuları. Zaten bunun özellikle öyle sıraladık işte, hepsi birbirine bağlı olsun diye. Zaten düzenden sonra işte kaos ve fele geçeceğiz. Bu hiç sanırım deathle bitiyor mu Shadow'dan sonra? Aynen. Evet, Well of Eternity, yani şöyle diyeyim, aslında Azeroth'un Arcane ile ilişkisine bir nevi geçiyoruz işte. Yani düzen Azeroth'un üzerinde nasıl tezahür ediyor ve işte bunu nasıl kullanmayı öğreniyoruz bizim işte Azeroth ırkları olarak. Bunun ilk aslında çıkış noktası işte Well of Eternity, sonsuzluk kuyusu. Bu da işte oluşma sebebi, Titanlar işte Azeroth'u keşfettiklerinde Old God'lar tarafından işgal edildiğini, yüzeyin onlar tarafından ele geçirildiğini görüyorlar. Amantul da işte bunlardan en güçlüsünü ortada Yesarash, işte onu tutup eliyle çekiyor ve gezegenden ayırıyor, parçalıyor ve aslında tamamen yok edemiyor. Hatta kalbi işte düşüyor ve Pandaria'nın uzun süre işte çağlar boyunca bozulmasına ve orada şah yaratıklarının oluşmasına sebep oluyor. Yani Old God'lar da aslında nispeten güçsüz gibi gözükmelerine rağmen bu kadar etkili yaratıklar. Tabii bu işte Amantul bunu yaptığı zaman gezegende bir yara oluşuyor. Çünkü Yesarash aslında gezegenin çok derinlerine nüfuz edebilmiş ve söküldüğü zaman da iyileşmeyecek seviyede bir yara oluşuyor. Orada işte Azeroth'un kanı oraya dolmaya başlıyor. Azeroth'un kanı tabii normal kan gibi değil. Orada bir enerji... Titan kanı. Aynen. Titan kanından oluşan bir enerji oluşuyor. Azerit değil mi? Okay. Azerit bunun pıhtılaşmış hali. Taşlaşmış hali. Soğukta. Hani tabiri caizse hava ile temas ediyor. Ama işte ilk başta bu yara aktif olduğu için orası akışkan kalıyor ve işte Titanlar, Titan Forge'ları yollayıp işte Black Empire'e karşı savaşı da kazandıktan sonra orayı galiba Freya olması lazım, koruma altına alıyorlar ve orada işte daha
durgun bir şekilde sadece göl halinde bir işte oluşum kalıyor. İlk başta orası tabii daha kaotik ve devamlı akan bir işte enerji var. Sonradan orası normal bir göle dönüşüyor. Bir süre sonra işte Azeroth'ta daha önceden yaşayan işte kendi başına oluşmuş canlılar olan troller, trollerin bir kabilesi buradaki enerjiden dolayı oraya işte yaklaşmaya başlıyorlar ve işte etrafına köyler kuruyorlar. Bir süre sonra bunlar işte kendi artık şey ülkelerini oluşturacak kadar işte kalabalık hale geliyorlar ve bu enerjiden dolayı yavaş yavaş değişmeye, evrimleşmeye başlıyorlar ve bugün bildiğimiz Night Elf'lere dönüşüyorlar. Bu Night Elf'ler daha sonra bu gücü kullanmayı da öğreniyorlar. Tabii biraz yardım da alıyorlar bunun için. Bu yardımı alma sebepleri de işte bu gücü kötü ellere geçmesin diye ejderlerden Maligos'a bakayım Norganon dedi. İşte yani gücünü aktarıyor Titanlar ve sen büyünün işte Azeroth'taki koruyucusu olacaksın diyor. Norganon olmaz. Evet Norganon olmuş. Maligos da büyüyü koruyucu ve yani mavi ejder işte büyünün koruyucusu oluyor. Ve bu ejderler bir süre sonra işte bunun büyünün artık böyle kötüye kullanılmaya başladığını görüyor ve işte daha korumacı, daha artık katı davranıyorlar bunun için. Ama işte Night Elf'lerin belli bir üst artık kastı diyeyim. Highborn olan elfler bunu ısrarla kullanmaya devam ediyorlar ve işte Maligos'un korktuğu başına geliyor ve işte Asshara bildiğiniz gibi Well of Eternity'nin... Sargeras'la evlenmek için Sargeras'la yani bir nevi evet. Böyle bir hayali var. Sargeras'la bir iletişime geçiyor bir şekilde ve bu enerjiyi kullanarak işte onun ordusunu Azeroth'a getirebileceğini söylüyor. Karşılığında işte Sargeras da ona güç bahşediyor. İşte ben de sana güç bahşedeceğim. İşte kraliçem olacaksın diyor ve zaten Asshara'nın ilk zaten bu gücü oluşturma ve bu gücü kötüye kullanma sebebi bu. Bu olaylar da geçtikten sonra zaten o uzun bir mevzu. İşte Asshara'nın olduğu bölge yok oluyor ve ondan sonra işte geri kalan Highborn'lar yani eskiden Asshara'nın çevresinde olan ve üst kasttan olan Night Elf'ler şehirden kovuluyorlar büyüyü kullanmaya devam etmek istedikleri için. Bunlar da göçüyor ve tabii bunlar Asshara gittikten sonra kovulacaklarını bildikleri için kendilerini buna hazırlıyorlar ve işte Well of Eternity'den belli bir şey alıp artık örnek alıp yanlarında kuzeye göçüyorlar ve işte Sunbelly oluşturuyorlar. Onu da gene Well of Eternity'nin gücünü oraya aktararak yapıyorlar ve bu gücü kullanarak orada yeni bir büyü üzerine kurulu bir işte topluluk kuruyorlar. Bunlar da High Elf'e dönüşüyor zamanla. Daha sonra da işte başlarına geleni biliyorsunuz. %90'ı yok oluyor Arthas tarafından ve kalanlar da kendine bularak diyor. Azeroth'taki o yüzden büyünün kullanımı ve büyünün bu kadar yaygın hale gelmesinin ilk çıkış noktası bu Well of Eternity. Aynı şekilde bu High Elf'ler zaten... Bir bağımlılık yapan bir güç. Onun için zaten bazı elf'lerin o çıktıklarının en büyük sebebi o. Aynen, aynen. Yani uzun süre zaten Highborn'lar buna bir bağımlılık halindeler ve üst kast gerçekten böyle bunu şeyde de aslında Suramar'da da görebiliyorsunuz. İşte evet. Suramar'daki o büyü şarapları artık vineyardlar falan aslında işte bu büyü bağımlılığını gidermek için kurulmuş yerler ve oradaki işte halkın büyü ihtiyacını karşılamak için bunu yapıyorlar. Onlar da kendince öyle bir düzen kurmuş. Orada da Nightwell var zaten biliyorsunuz. İşte. Hep bir büyü kaynağına bağımlılık halleri var. Ve işte High Elf'ler de bunu devam ettirebilmek için Samwell'i kuruyorlar. Ve Samwell'in etrafında devamlı yaşadıkları ve bu gücü devamlı kullanmaya alıştıkları için de artık devamlı büyü ihtiyacı hissediyorlar ve bağımlı hale geliyor.
Hayaller bu sırada tabii onu da demek lazım. İşte insanlarla tanıştıktan sonra bir süre sonra ilk başta insanları küçük görüyorlar ama sonra bakıyorlar ki bazıları bu büyüye yetenekli. Onları eğitmeye başlar. Bu eğitilen insanlar da daha sonra işte birbirlerine bu bilgileri ve güçleri aktar. İşte insan büyücü büyücüleri artık büyü kullanıcılarını diyeyim çoğaltıyorlar. Bunlar da daha sonra işte zaten Dalaran'ı kuruyor. Kirin Tor olarak işte bir araya gelip işte Dalaran'ı kuruyorlar. Dalaran esas olarak insanların şehri. İnsanların büyüyü yaymak için kullan işte bu disiplinleri öğretmek için kurduğu bir şehir. Orada gene hayaller de var. İşte ama daha çok işte öğretmen ve yol gösterici olarak bulunuyorlar. Esas orayı kuranlar hayaller değil. Yani, peki ben hem bir soru sorayım hem de bir bilgi vereyim. Titan kısmına geçmeden önce. Titan'da da konuştum. Birincisi dedik yani o High Arcane güç aldığı Arcane güç Sunwell ama Light'la dolu orası. Çok ilginç değil mi? Zaten şey yani... de öyle. Başta yani Well of Eternity'deki esas güç de yani Arcane diye geçiyor ama o bir aslında light gücü. Yani çünkü evet. Çok konsantre halde ve işte bir titanın artık akmış kanı yani onun oraya zaten canı akıyor bir nevi. Canı da tabii light onu işte fiziksel forma getiren güç kaynağı da o zaten. Onu zaten önceki bölümde de anlatmıştık işte light'ın yaşamı oluşturma şekli ve bunun en temel hali zaten işte titanlar. Titanlar da işte bu yüzden Light'la bağıntılı diye hatta anlatmıştık işte. Yani evet hani mesela Odin Light spellleri kullanıyor belli bir data. Hatta Stormind'daki Odin'in bütün takipçileri de Light spell'i kullanıyor. Evet. Sunlight. Gohun'a karşı kullanılan beam'ine Light. Evet. Çok kısa bir şey Light, söyleyebilir miyim? Light tabii. Dışına çıkacağım ama benim mesela merak ettiğim konulardan biri şu. Yani Well of Eternity sonsuzluk kuyusuyla alakalı. Yani Illidan oradan böyle şişelere doldurup yok öyle yani hani işte. En başta da sormuştum ya bu mana nasıl depolanabiliyor, şişelenebiliyor diye. Yani yine burada bir arcane büyük şey tabii light işte aşırı konsantre mevzusu var. Tamam eyvallah da. Yani bundan adam başka bir şey yaratıyor. Büyük gücü yaratıyor. Büyük kaynağı yaratıyor. Anlatayım orayı. Yani Illidan zaten Well of Eternity işte içine çöktüğü zaman bu War of Ancients'ın sonunda yani işte Sargeras'ın ilk işgal çabası geri tepildiği zaman bir Asher'a artık başarısız olduğu dönem o sırada işte bu Well of Eternity içine çökmeye başlıyor. Güç tersine döndüğü için ve işte oradan işte Sargeras gelmeye çalışıp geri gittiği için büyük ihtimalle orada kaotik bir durum oluşuyor ve orası yok olmaya başlıyor. Zaten zaten bugün işte Azeroth'un üstündeki kıtaların şeklini oluşturan da o içe çökme olayı ve halen daha orada işte Maelstrom var. O tam patlamanın olduğu yer orası. Bunun olmasından tam önce zaten bu tetikleyen kişi bu arada bu Sargeras'ın geri yani gelememesini sağlayan kişi Illidan. Bakıyor ki burası yok olacak. Oradan 3 şişe işte doldurup ve bunları götürüp işte izole bir yerde yeni bir böyle güç kaynağı oluşturayım diye. Çünkü ileride o güce ihtiyacımız olacağını diyor. Evet aynen. Hayjal Dağı'nın tepesine çıkıp işte oradaki böyle kimsenin olmadığı bir göle bunları boşaltıyor ve yeni bir nevi sonsuzluk kuyusu oluşturuyor. Evet. Oradaki yani... Hayjal'daki gölün de büyülü olma sebebi Illidan. Zaten işte... Peki... Ya hatta elflere yani ölümsüz yaşamı tekrar kazandıran mevzu bu. Illidan'ın kendisi evet. Yani. Yani evet aslında böyle çok bir dışlıyorlar, sevmiyorlar ama sayelerinde ölümsüzlüğünü tekrar kazanıyor elfler falan. O ayrı bir mevzu. Benim demek istediğim yani normalde böyle bir işte... Amantul'un Old God kopararak yarattığı bir şey. Yani böyle şişelerle olabiliyor muydu? Yani buradaki hani yok şey değil yani. Şöyle düşün. Tabii şöyle düşün. Yani
Amantul'un yaptığı şey aslında bilmeden Azeroth'un fiziksel bedenine zarar veriyor. O yüzden evet. O yüzden oluşuyor o ilk şey. Azeroth yaralanıyor ve kanı yüzeye akmaya başlıyor merkezden. O enerji oraya aktığı için oluyor. Yani bir kan var orada, saf bir halde Titan kanı var. Illidan'ın da yaptığı oradaki o durağan hale gelmiş kandan işte 3 şişe alıp bir göle boşaltmak. Zaten bu yetiyor işte orayı büyülü hale getiriyor. Çünkü o kadar konsantre bir güç ki bu. Yani o oradaki işte o döktüğü 3 şişe bütün Night Elf ırkının ölümsüzlüğünü yeniden kazanmasını sağlıyor. Peki o zaman ben bir şey sorup sonra da bilgi vereceğim. Şimdi Azeroth'un kanı olduğunu vurguladık. Hı hı. O kana Yışarıcı'nın kanının karışmış olma ihtimali çok yüksek mi? Tabii yüksek. Yani zaten Azeroth'un çoktan bozulmuş olduğu ihtimali bile var. Ben onu zaten uzun süredir söylüyorum. O boyut kısmında daha detaylı konuşuruz. Bu BlizzCon'da geçen mevzu da aslında oradan çıkmıştı işte. Pyromancer'ı zaten takip edenler bilir. Şeyi bilmiyoruz. Yani Black Empire dönemiyle ilgili o dönem hiçbir şey kadar, yazılmamış adam akıllı. Evet, o dönem ne kadar uzun sürdü? Azeroth'un ruhuna ne kadar işte nüfuz edebildiler? Bunu ele geçirebildiler mi? Evet. Orada yani geri dönmeyecek bir şey başlatmış olabilirler. Çünkü Black sonunda Empire... benden başka biri bunu söylüyor. Devam et. Evet, bilmiyoruz. Yani bizim İşte Chronicle'da gördüğümüz şey ve yani bildiğimiz tarafı olayın sadece Titanların perspektifinden gözüken kısmı. Zaten o yüzden işte bu ihtimal var. Old God'lar aslında çoktan yapacağını yapmış olabilirler. Ya yani bunu Void kısmında ben daha detaylı açacağım ama hani bir yıldır söylediğim bir şeyi böyle muhabbet etmesi hoşuma gitti. Diğerinde şeyi söyleyeceğim. Hani bu Maligun Noltrent'teki şey yapıyordu ya. Ölümlüler arkayeni çok dengesiz kullandığı için kendi ele geçirip Twisted'e yolluyordu ya. Azeroth üzerindeki arkayen enerjiyi yok etmek için yani. Chronicles'ta o şu yazıyor. Eğer hani bilimle yani kimsenin haberi olmadığı olan kimsenin bilmediği şey konuşamıyorum. Kimsenin bilmediği şey bu olay aslında Wurzhov'da zarar veriyordu. Çünkü Maligos'un çektiği o arkane enerjiler Azeroth üzerinde çok ciddi felaketlere ve yani doğal felaketlere yol açabilirdi. Eğer başarılı olsaydı. Yani arkane enerjinin gezegen üzerinden çekilmesi demek ki Wurzhov'da da ciddi zarar verebiliyor. Tabii sonuçta yani fiziksel olarak evreni oluşturan bir enerji orada bir Titan'ın artık yani var olmasının en yoğun olduğu yer Arcane Enerji ve şey gibi düşün. Gezegenin merkezindeki gücü çekip yani başka bir yere yolluyor ve haliyle onun yaşamsal enerjisini de emmiş oluyor. Ve işte doğmadığı için de buna karşı hiçbir şey yapamıyor Azeroth. Belki işte zaten bilmediğimiz kıyamam şey ya. Yani belki de o bozulmayı hissedip bunu işte çıkarmaya çalıştı. Çünkü Titanlar tarafından görevlendirilmiş bir yaratık sonuçta Maligos'ta ve gezegenin doğasına ve düzenine uygun olmayan bir şey orada hissettiği için biraz da tabii delirmesinin ve dengesizliğinin de etkisiyle buna uç bir çözüm kendince böyle yapmış da olabilir yani. Getirmiş. Bilemiyoruz. Evet. Ama sonuçta soluksuz dinlerim şey, yani bildiğimiz tek şey şu işte o Black Empire döneminin yani ne kadar etkisi olduğu gezegende ne kadar yani gezegen ruhuna ne kadar geri dönülmeyecek bir zarar verdi onu bilmiyoruz.
Ne oldu, yandı mı? Neden bilmiyoruz? Neden anlatmıyorlar? Onu Void kısmında konuşalım ya. Ben ya hem Void kısmında konuşacağız hem de yok yani yazılım metinlerinin tamamı Titan, yani tamam demeyeyim de evet, büyük bir şey Titan'lardan kalmadı dedi. Hatta işte yayının başında bir arkadaş dedi ya, yalan mı diyeceğiz diye. Evet. Hayır canım, o perspektiften anlatılmış. Hani sadece perspektif var. Diğer perspektif, hani o ha, Old God evet. perspektifinden anlatılan bir lore yok o henüz ortada. Belki evet. gelecek. O zaman Titan'lara geçelim abi. Geçelim. Yetişemeyeceğiz. Titanlar da uzun çünkü. Onlar da ayrı. Onu daha zaten Titanları şöyle anlattığımız ayrı bir bölüm var. Aynen. Hani derinlemesine merak edenler o bölümü izleyin. Ama yüzeysel olarak işte düzenle ve Arcane'le bağlantılarını, Azeroth'la bağlantılarını anlatabiliriz. Zaten işte Sargeras'ı, Amantul'u söyledik. İşte başlıca hepsini sayalım. Ben mi sayayım? Say abi Eonlar, baştan ama. Kazgaroth. Ha sayıyor, tamam. Devam et. Ha. Dur bir dakika, tekrar sayasın. Eonlar, Kazgaroth. Ama Amantul ilk oluşan Titan. Amantul, işte. Sargeras, Eonlar, Kazgaroth, Norgannon, Agrama, Argus. Evet. Azeroth. Azeroth ve Golgenoth. Golgenoth. Ona yapılacağım Golgenoth, evet. İşte bunların görevleri de zaten şey işte... Amantul, Pantheon'un lideri ve işte zamanın koruyucusu olarak geçiyor. Eonar, yaşamın koruyucusu ve oluşturucusu, Emerald Dream'i kuran Titan. Norgannon, büyünün, bilginin ve işte mistik güçlerin koruyucusu. Golgannet, denizlerin ve suların efendisi olarak geçiyor. Bizim Azeroth'taki aynen işte deniz şeyleri devleri var, Sea Giant olarak geçen işte aynen onların oluşturan Titan. Kazgoroth şey yani nasıl diyeyim, imalatçı ve böyle bütün Titan yapılarını yapan Titan bütün gezegenlerdeki ve toprağın koruyucusu olarak geçiyor. Deathwing'e gücünü veren Kazgoroth. Zaten Kazgoroth da öyle elinde bir hammer'la hep çevirir. Yani bayağı dövüyor dwarfları falan ya. Bu arada yani diğer şeylerle bizim mesela ejderlerle ve şeyle bağlantılarını da söyleyeyim. Amantul zamanın koruyucusu olduğu için Nozdormu'ya, bronz ejderlere gücünü veriyor. Ve Odin'le Ra'ya işte gücünü aktarıyor koruyucu olarak da. Eomer Freya'ya gücünü aktarıyor ve Alexstrasza ile Ysera'ya güçlerini veriyor. Kırmızı ejderlerle yeşil ejderlere güç veriyor. Yeşil ejderler zaten Emerald Dream'in ve doğanın koruyucusu. Alexstrasza yaşamın koruyucusu ve yaşam oluşturucu bir alev gücü var zaten. Görüyorsunuz da işte bolların oluşma şeklinden. Norgannon, Loken ve Mimiron'a güçlerini veriyor. Maligos'a ejder olarak Maligos'a büyü güçlerini veriyor. Loken'le Mimiron da zaten işte biliyorsunuz Loken aslında delirmeden önce o Mimiron bir yapıları kuran ve mekanizmaları işleten bir titan evet. koruyucusu. Golgannet Hodir'le Thorim'e gücünü veriyor. İşte fırtına üzerinde. Ha, aynen. Fırtına ve denizler üzerinde etki eden koruyuculara. Kazgoroth Arkedas'a gücünü veriyor. Arkedas da zaten neydi oranın adı? Şey işte dungeon'da bizzat görüyoruz. Adı aklıma gelmedi. Dur hemen bakayım. Kopya çekiyorum. Neydi ya? Ne Uldama. Abi tekrar? Ha eyvallah. Uldama. Arkedas. Diskleri Arkedas mi diyorsun Norgannon'un? Evet, şey Norgannon'un disk ama o Kazgoroth'un gücünü verdiği Titan koruyucusu var orada. İşte Tombos Uldaman'daki ve şey olarak da Neltarion yani Deathwing'e ejder olarak da gücünü veriyor. Evet. Toprağı koruyucusu olarak. Agramar var. Agramar bizim Azeroth üzerinde etkili değil. Sargeras'ın sağ kolu normal eski Titan düzeninde ve işte savaşlarında onun sağ kolu olarak işte yardımcısı oluyor. Ama Agramar'ın şöyle bir etkisi var. Bu Draenor'daki yaşamın ve
oradaki işte doğal yaşamın kontrolden çıkmış halini kendi kendine keşfediyor bir şekilde ve ona müdahale ediyor ve bu bunları işte baskılamak için Grond diye bir ırk yaratıyor. Bu Grond ırkının sonradan evrimleşmesiyle de orklar oluşuyor zaten. Ogreler ve orklar oluşuyor. O yüzden Agramar'ın da orklarla birebir bir bağlantısı var. Yani aslında orklar da bir bakıma Titan. Evet evet. Bir bakıma değil, direkt hatta Agramar'ın işte aslında Agramar işte agresif aslında laf oradan yani kelimenin bir göndermesi var. En, o içlerindeki agresiflik, saldırganlık Agramar'dan geliyor. Agramar'dan çünkü savaşçı ve hep böyle işte savaşlarda, ön saflarda Sargeras'ın yanında savaşan bir titan. Sargeras da eski halinde Pantheon'un şampiyonu ve evrenin koruyucusu olarak geçiyor. Ama sonradan tabii önce fikir ayrılığına düşüp sonra titanları öldürüyor ve yeni işte düzeni kurmak için Burning Legion'ı oluşturuyor. Azeroth işte bizim gezegenimizin titanı, daha doğmadı ve işte bilmiyoruz nasıl olacak ama. Kime ne verdi? Ya tamam, ben %99.9 korrupted olacak. İşte ama ve doğduğu zaman işte Pantheon tarafından söylenen tek şey doğmuş en güçlü titan olacağı ve Sargeras'tan bile güçlü olacağı söyleniyor. Evet. Yani o yüzden Azeroth üstünde yaşayan ırkların bu kadar istisnai olmasının ve bu kadar güçlü olmalarının sebebi de işte Azeroth'un titanının bu kadar güçlü olması diye geçiyor. Yani titanlar böyle görüyor en azından. Böyle çok kısa araya girebilir miyim? Ben buradaki şeyi benzerliği çok beğeniyorum. Hani tamam, Warcraft lore'unun hayranıyız. Hatta irdeleyicisi, dile getiricisi olduk artık bu şeyde camiada. Ama yani Lothar lore'una da çok büyük bir hayranlık duyuyorum ben. Lord of Rings, Lord of the Rings'in yani Yüzüklerin Efendisi'ne. Bütün bunların kaynağı o yani, elflere işte orkları. Valar mı diyeceksin titanlara? Abi değil mi ya? Titanlar Valar değil mi yani? Ya hayır. Bak öyleyse titanlara Valar diyorsak ben de o zaman Eriyayun'a Elun diyeyim. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Manwë bir Amantul ya da Aule bir işte Golgenet değil mi yani? Şey, Melkor Sargeras falan. Melkor Sargeras. Evet, benzemiyor mu yani? Melkor Sargeras aynen. Ya, öyle zaten. Yani %100 paralellik var. Hatta şöyle diyeyim. Esas olarak Nordik mitlere zaten Tolkien gönderme yapmış ve bizim de işte gördüğümüz Warcraft evreninde Titanların Nordik mite gönderme olan kısmı, Azeroth'un üstündeki Titan korucuların adları işte Nordik evet, mitte olan Titanlar. Odin, Freya. Yani bunlar işte Thor yani bizzat işte. Loki and Loki. Yani zaten işte Freya, bildiğiniz Freya isimler. Buna özellikle bir gönderme var. İşte Warcraft evreninde kulağı tersten tutuyor. Ama işte Tolkien bunu birebir aktarmış. Yani bu arada Manowar'a teşekkür edeyim. Benim ekşideki rehberlerle başlamış. Ona yani hatta şeyleri bile çok benziyor. Mesela Khazgarot'un elinde çekiç olması, işte Aule'nin de işte cüceleri yaratırken ki o elindeki çekiç vurgusu falan. Evet, evet. Yani benziyor sadece. Hatta işte nasıl Arda yapılırken hani müzik üzerinden gidiyor ya. Hani evet, hakikaten evet. Warcraft'taki titanları da bir orkestraya koysan distortion'lı gitarı Sargeras'a verirsin yani. Evet tabii ki. Ben sana bir olayını söyleyeyim. Agramar Azeroth'un şarkısını duyuyorum. Bak Nağrular nasıl konuşuyor? Şarkıyla. Geçen evet, konuşmuştuk evet. Evet yani Nağrıların konuşma şekli direkt evrenin yani işte gönderme var canım. Özellikle gayet kasten yapılmış yani. Bundan şapka çıkararak yapıyorlar işte. Yani ama şeyi söylemek zaten mümkün ya. Bu tarz fantastik evrenlerin yani orijini Yüzükler tabii, Efendisi tabii. Şeyi. Tabii. Fantastik hatta edebiyatın şöyle söyleyeyim. Evet. Sire Denethrius geçiyor Rivendell'de, onu da ekleyeyim. Hani Denethor'a çok benziyor. Hem duruşu hem de içinde bulunduğu pozisyon. Hatta şey aslında yani. Birinci Lothar'a, ikinci de bir noktada Lovecraft aslında ciddi. Bu ikisi çok ciddi, hep esin sağlıyorlar fantastik. Yani evet. Peki benim o zaman yine Elun'u Eru'ya benzetme çabam var mı? Valar'ı benzetiyorsak. Ya işte Elun olabilir ama Elun'a dair bilgimiz yok. Bakalım.
Olabilir, evet. Yani İsmail Fisman bir benzetme var sonuçta. Bir reveal yani, yapması olması lazım. Karakter olarak ona da benziyor. Yani gizem şey olarak da benziyor. Hayır ama sen İluatar'ın ne olduğunu direkt olarak biliyorsun canım. Evet, o da var. Yani, o da hiç bilmiyorum. Evet. Elun işte aynen Eru falan gibi daha çok işte Eru İluatar. Hani isim bile benzer illa şey yapıyorsak ama. Elun tabii ya. Yani. Dünya ruhuna dağ geçelim. Dur, dağılacağız. Ne diyordum? Ha, Azeroth'u anlattım. En son işte bilmediğimiz bir Titan ruhu var. Bunu da işte Sargeras'ın Void tarafından ele geçirildiğini gördüğü bir gezegen var. Oraya işte gidiyor ve Void'den bu sayede haberdar oluyor. İşte gezegenin üstünde Dreadlord'lar hüküm sürüyor ve bunları tek tek sorguya çekiyor. Ondan sonra bakıyor ki gezegen kurtarılmayacak kadar korrupt olmuş. Ondan sonra ortadan bölüp yok ediyor gezegeni. Öyle mi der? Yani, çok erkek zaten, ya. Ne ya? Yani, Sargeras ya çok... Adam gibi adam. Adam böyle anlıyor. Çok. Ama işte bunu yaptığı için de Pantheon'da ters düşüyor. Neden yok ettin? İşte bir kardeşimizi doğmadan yok ettin diye. Bu sefer işte tartışıyorlar. Tartışlar. Olay büyüyor ve işte sonunda Sargeras terk ediyor. Kendisi işarası sökerken sormuyor da. Hayır ya abi çok komik anne şey yani. Burada bir şey var ya, bu ne böyle? Aa elimde kaldı. Aa yara yaptık Allah. Yok ya, evet, Sargeras bunu diyor abi yani. Tamam. Gerçekten ya. Gayet şey olarak o gezegenden onu sökmek için yapıyor onu. Tabii isteyerek yapıyor bunu. Evet. Ha bir de Argus var, onu da unutmayayım tabii. Evet. Argus'un işte gezegenin... Kronikus'a yazmamasının sebebi de belki de Titanlar istemedi onları bilmeyi. Ha bunu bilmeyin diyen böyle bir şey yok. Bilmeyin, biz en iyisiyiz, evet. En tatlısı, en minnoşu. Evet, ölümün Titanı diye bir şey yok. Evet, bunu yok. Aslında evet işte mesela Pantheon'un bir parçası olmaması ve hiçbir zaman adının geçmemesi onun ilginç bir şey. Çünkü ölümün de aslında her işte güç kaynağının bir odağı olan bir şey odaklanmış bir Titan var. Yakın olarak. Evet. Bunu hiçbir zaman Titanlar kendilerinden saymıyorlar ve Sargeras da bu Titan'ı kullanıyor ve Burning Legion'ın ordularının bir nevi artık böyle ölümsüz bir şekilde devamlı geri gelmelerini sağlıyor kullanarak. Tabii bunu yaparken yıkım amacıyla da yaptığı için Argus'un gezegenini tanımayacak halde yok artık böyle dağıtıyor ve Argus'un o son gördüğümüz haline dönüştürüyor. Argus bu yüzden çok yani travmatik bir Titan ve dengesiz bir Titan. O yüzden de zaten onu yok etmek zorunda kalıyoruz. Ama tabii Titanlar... Titanların ölüp ölmediğini de bilemiyoruz. Yok tabii şey bildiğimiz anlamıyla ölmüyor Titanlar. Sonuçta arkane enerjiye dönüşüyorlar ve ruhları evrende kalıyor. Sonradan tekrar maddeleşip geri geliyorlar büyük ihtimalle ama şu anki durumunda işte en azından Argus'un kendisini olmasa da avatarını yok ettik ve fiziksel formunu işte bir nevi geri gelmeyecek şekilde yok ettik. Yeni bir fiziksel form bulması lazım geri gelmeye. Peki şimdi Pyromancer'lık yapayım mı madem tam konuşuyoruz? Hadi tam zamanı. Argus'u hani yok ettikten, öldürdükten sonra Titanlar onun World Soul'unda channel yapıp Sargeras çekmeye çalışıyorlar ya, dikkatli derseniz fark eder diye. Evet. Sargeras daha sonra elindeki kılıcı oluşturup Argus'un mitik fazını renk şeyinde Goribal'ı sokuyor adı. Tam aynı renk sonlarında. Siyah evet. Kırmızı. Yani buna bir anlam, bak Pyromancer'ı çok abartmayacağım burada ama yani orada şöyle bir durum var bence. Zaten Sargeras zaten Argus'un ruhunu yani enerjisini kullanmaya devamlı kanalize bir halde. Yani Burning Legion'ı zaten da ayakta tutmuş. Ve belki de onu kullanarak kendine vücut yapıyor. Tekrardan. Yani işte ama şey Sargeras'ın bir vücudu yok zaten. Yani o Titan formu onun ve şey yani fiziksel form olarak geçmiyor. Titanlar ne kadar işte o Sargeras'ın şey o hali ve işte Amantul'un o Yesaraj'ı söken hali fiziksel gibi gözükse de aslında yani
kozmik bir form gibi o. Yani birebir bir gezegene müdahale edebilecek bir form değil. Yani çünkü aynen işte elini attığında gezegenin yarısını eline alıyor. Evet, evet. Daha büyük bir yaratık. O yüzden onları yani tam fiziksel forma geçmeden var olabiliyorlar. Hani mesela o zaman Stargaraz osmotikte vücudun bir kısmı vardı sadece. Ben şey diye düşünüyorum. Yeriden kendine vücut yapmaya başlamış ama henüz tamamlanmamış dedi. Yok yok. O onun kendi hali zaten. Yani o görebileceğin Titan formu o zaten. O şekilde gözüküyor Titanlar. Peki şey nasıl? Sinematikte kılıcı saplarken bastırdığı, elini bastırdığı bir yer var. Oraya ne oldu acaba? Kılıcı saplarken gezegen elini bastırıyor ya. Keşke onun etkisi olsaydı ya. Eğlenceli olurdu. Bir nevi yani deniz tarafına denk geliyor herhalde. Evet evet. Tsunami falan şeyler olmuştur orada illaki yani. Orada bir el izi bilmiyorum. Evet artık. Evet. Biraz şey. Peki, şeyi sonra düşünmek lazım. Kılıcı da sapladığı mesafeyi hesaplamışlar ya sinematiğe göre. Ha evet. Yaksıda geçiyor gezegeni falan. Yani, ha insanlar mesela şey soruyor. Hani birebir ele almamak lazım daha fantastik baktık. Hani şey kılıç dışarıda kaldı normalde değil mi? Atmosferde kaldı ama şeyden baktığında göremiyorsun. Windicard'dan. Ha değil mi? Oradan görmen lazım. Orayı i̇şte düşünmemiş olamazsın. Zaman şeyi oluyor herhalde. Windicard'a eski halinde gidiyoruz hep. Yeni halinin nerede olduğu. Lightforged'dan gidip bakabiliyorsun ya. Tamam ama onlar şey. Onlar da eski kalıyor. Ya kanonlaşmamış olabilir bir orada yani. Devam yok, Battle for Azeroth'un başı gibi orası. Daha yani şey. Ya oğlum kılıç saplandıktan sonra zorlama işte. Bildikleri var herhalde koymamışlar ama yani cidden. Yani kılıç dışarıda kalıyor. Bak çok gerek çok büyük detay değil de ilginç çünkü. Ya evet işte. Oyun mekaniği olarak kılıcı oraya kadar çıkartamazsın zaten. Hani oyun içi. O detay ilginç. Peki şey diyecektim ben. Hani bütün bu Titanlara bir rol verdik ya işte. Amaltum daha çok Arcane, Zaman, işte Eonar, Life, Morgannon yine Arcane'de sırla. Azeroth'a da Nuzot'un bir üsürü vardı. She is not the last, but the first. Drown her and you will see. O ilk, o son değil aslında bir ilke. Onu boğarsan gerçeği görürsün diyordu. Bunu herkes aşağı olarak söyledi ki çok normal. O sırada aşağı olarak söyledi. Ben onu aşağı olarak yani. Ama çünkü aşağı ya orada bence direkt aşağı ilk kendi tarafına geçirmiş. Ama yani, Aşşara'yı boğmadık ve bir şey görmedik. Nasıl yani? Gerçeği boğuluyor ya Aşşara işte. Mana kalkanı yok oluyor da su basıyor. Ya oradaki boğulmasın. Balık gibi boğulmasın. Evet ya. Balık gibi. Aşşara'yı su basması olayı işte. Orada direkt onu kastediyor. Yani o zaman gelecek biz ortaya çıkacak. Yani ilk yaratılışın tarihi olarak aslında. Yani zorlarsan tabii hepsini uydurursun da bence şey yani direkt olarak Azeroth'u kastediyor. Ama Azeroth'u kastettiği başka bir yer vardı galiba. Başka bir öyle ya da şeyin mi Ilginot'un bir şeyin bir whisper'ı mı vardı? Tam hatırlayamadım ama. Herheart is a creator. Onu hepimiz biliyoruz zaten. Bir dakika bakayım. Bir daha konuşurken Outcast konuşulmadı. Şimdi Sargeras Azeroth'a aşık. Azeroth Corrupted. Ya valla o öyle bir şey var. Cidden aşık bu arada. Azeroth Corrupted. Ondan sonra ona. Ya da bence onu şeyde olmuş abi. Nasıl düz bir şey mi olsun isterdin? Yok yok çok güzel ben ya. Böyle Santa Barbara. Yok güzel ben beğeniyorum. Şey şimdi cidden Sargeras'ın aşık olduğu Warlock artifact'inde yazıyor. Ve hani belki biz onu bulutun çevresinden çekmeden önce bir orada bir ne yaparım hani burayı kurtarabilir miyim diye bakıyordu belki. Bir şey yapmıyordu çünkü o ana kadar. Yani bir süre orada durdu o. Biz Anthros'a geldiğini de görüyorsunuz zaten orada duruyor. Sinematiğin sonunda çıkıyor ortaya ve biz onu zorlayınca kılıcı saplıyor. Zaten şey de var ya işte kılıcı saplama aslında amacı belki Azeroth'u kurtarmak işte kutunun. Belki zorla uyandırıyor. Aynen. Katun'un şeyine cesedine saplıyor
da olabilir diye bir teori var. Garibim ya. Boşuna geldi. Ne oldu tahminen orada ya? İşte şey yani ilk aslında şey bu Azerite ortaya çıktığında işte sapladıktan sonra herkes şey dedi. Aa katunun şey cesedine de akıyor o zaman bu kan dedi ama. Belki Sargeras ilk olarak zaten o olmasın diye direkt oraya sapladı. O da olabilir. Nasıl yani? Yani zaten işte Katun çoktan işte Azeroth'a nüfuz etmiş çaktırmadan ve işte evet. Sargeras da bunu engellemek için sapladı oraya. Direkt yani, o öldürür bu arada Katun'u tamamen. Titanic ölmüş olabilir. Yani yaşar zaten bence şey olacak yani er geç hani bir şey bu arkeolojik şeylerden factionlardan bir tanesi oraya bir kazı yapar bence. Bakalım falan diye. Bence cücelere salalım iyice olmaz. Bir kalsınlar böyle balroglara falan uyanmasın. Cüceler kaldı cüceleri değil mi? Orayı fazla kazıp bir şeyler çıkarsınlar ortaya. Orada bir zaten hem o var hem bu gökyüzündeki duran kızıl yıldız işte bir gün açılacak diye. Sargeras'ın bıçağı. Hayır aslında açılacak demediler. O giderse yandırır dediler. Aa evet. Onun orada durması iyi işte falan diye böyle. Evet. Neden? Kurtarıcımız orada çünkü. Aslında o yıldız mavlularda şeyde de var. Ha ona benzer şeyleri Shadowlands'ta da görüyoruz yıldızlar ha. Yıldızlar var böyle. Yok ama o direkt Pantheon. Orası farklı canım orası farklı. Hayır doğru da hani o tarz göndermeler olabilir yani. Hep diyoruz ya Blizzard bir şeyi koyduysa boşa koymuyor diye. Tabii ki. Olabilir. Yani hani yoksa boşuna uğraşmazlar onu ona benzetmekle tip olarak. Yani. O yıldız belki Sargeras'ın özü bile olabilir. Bir an var. Tahta çektikleri anda o yansımasının arkasında o kızıl yıldız gözüküyor. Evet. Özü olarak. Yani Sargeras giderse yandırır diye belki. Diğer titanlar ona ne yapacaksa artık. Yani şey de olabilir. Yani titanlar oradan Azeroth'u birebir görür. Ama Sargeras'ı hapis tutmak için işte o yıldızı kapalı tutuyorlar. Ama tabii işte tahmin ettiğimiz gibi olursa yani Sargeras Illidan'la birleşirse Illidan'ı avatar olarak kullanırsa öyle bir tweet'ler de falan da var. Platformu da olur gezegene gelebilecek evet. Şekilde. Yani ondan sonra işler bayağı değişir zaten. Bayağı eğleniriz. Yani. Yani nasıl diyeyim? Bir şey diyecek miydi unuttum mesela. O zaman ya. Şey Titan Keeper'lara geçelim. Titan Keeper'lara. Şimdi az önce zaten hangisinin gücünü nereden aldım. İşte Titan Keeper'lar aslında Azeroth üzerindeki Titanların gücünü aktardığı ve Azeroth'u koruması için kendi iradelerini bıraktığı bir nevi aslında robotik yaratıklar. Ama kendi iradeleri de var tabii. Ve esas bunların motivasyonu işte Azeroth'u korumak için aldıkları görevlerle işte hangi konuda sorumlularsa ona işte dikkat ediyorlar. İşte anlattığım gibi Ra ve Odin işte ışık ve zamandan sorumlu. Amantul'a bağlı. Freya Eonar'dan gücünü alıyor ve işte doğal gücü koruyor. Loken ve Mimiron, Morgannon'dan gücünü al. Hem büyüyü hem işte gezegendeki titan mekanizmaları koruyorlar. Golgannet, işte Hodir ve Thorim'e gücünü veriyor. İşte su ve havadaki enerjinin korunmasını ve işte kötü ellere düşmemesini sağlıyorlar. Khazgorot, Arkedas'a gücünü veriyor. O da işte titan yapılarını kurmaya ve gene onları korumaya yardımcı oluyor. Toprağı ve işte diğer gezegenin içindeki yapıları koruyor. Titan yapılarını. Yani başka zaten herhalde Tyr var. Tyr var, Agramar'dan. Evet. Agramar'dan gücünü alan aynı. Tamam, az önce onu demeyi unuttum bu arada. Tyr zaten Agramar'dan gücünü alıp Azeroth üzerinde etki eden yani Titan koruyucusu. Agramar'ın ayrıca etkisini Draenor üstünde anlatayım derken atladım onu. Tyr'in de esas gücü işte şey gibi
aslında Agrabah'ın birebir evreni korumakta yaptığı şeyi Azeroth üzerinde yapıyor. İşte Olgat güçlerine karşı ya da işte Titan güçlerine saldıracak diğer düşmanlara karşı bütün her şeyi koruyor ve onlara karşı ilk başta işte savaşan kendisi oluyor. Zaten Tyr'in de işte bu Nordik mitolojideki aynen adaşı Tyr'e göndermesi eli olmaması işte orijinal Tyr'de Fenrir işte kurt elini ısırıyor. Kurt koparıyor onu. Ama bizim Azeroth'ta bu şey Galakrond diye dev bir ejder var. Bir proto ejder var. O Tyr'in eline işte ısırıyor. Ve ondan sonra işte zaten ona karşı savaşan diğer proto proto ejderlere çok tatlılar. O yüzden güç veriyorlar. İşte Galakrond'u yendiniz. O zaman siz bu güçleri alın. İşte gezegeni korumamıza yardımcı olun diye ejder işte aspektlerini oluşturuyorlar. Bu Tyr'in Galakrond'lu olan savaşından çıkıyor bu. Tyr aynı zamanda insanlara işte paladinlik ve savaşçı özellikleri aktaran Titan koruyucu. Yani insanlara özellikle bunu aktarmasının sebebi de onların böyle dışlanmış ve Raikullardan sonra işte reddedilmiş bir ırk olarak böyle çok zayıf ve böyle çaresiz görüyor onları ve bunlara işte hem yol gösteriyor, onlara böyle güvenle yaşayabilecekleri bir yere götürüyor ve o Tyrsand denen yere götürüyor işte. Ve orada onlara işte bu güçleri öğretiyor kendilerini koruyabilmeleri için. Bir süre sonra zaten bu paladinliğe dönüşüyor. Onu da Light'ta anlatmıştım. Onun dışında herhalde ekleyeceğim. Mother'ı nasıl unuttun ya? Mother ya. Mother konuşuyor. Mother ya. Mother ama şey Titan koruyucu değil bu arada. Ay biliyorum biliyorum. Yani Mother olmaz ama ya. Daha tabii nispeten robot gibi. Aynen. Mother'ı yapan da galiba şey Raden ya da şey olması lazım. Dur hemen bakalım. Gene kopya çekin. Raden yapmış olsa Mother nasıl lan var? Ortadaki dayı kim var? Orada bir böyle sen çok biliyorsun bu işleri diyor yani. Mother da şey diyor yani bir sonraki buluşabileceğim zaman hesaplıyor. Beğendim. Çok tatlı gözüküyor ya. Tatlı. Evet Blight böyle şey nur yüzlü amcaya benziyor işte. Kim o? Amantulu diyor. Amantulu ya. Gayet nur yüzlü bir amca yani. O kadar nur yüzlü ki güvenme yani. Nur. Ona çok evet güvenme. Çok güvenme. Ya şeyi ne yapacağız peki? J'lerin konsept artı. O da ona çok benziyor. Evet bir andırma oluyor. Dur. Mother'ı kim yapmış bilmiyoruz ama büyük ihtimalle Arkeidas ve Raden ya da işte şey Mimiron. Onlar yapmış gibi gözüküyor. Yani Titan koruyucu olarak geçiyor ama şey esas Titanların bizzat görevlendirdiği ekipten değil. Daha sonra. Ay canım dışlanmış yani. Kimse sevmemiş onu. Yok canım yani bak ona sorumluluk yüklemişler. Zaten böyle. Titan Watcher olarak geçiyor. Titan Keeper değil mi? Keeper değil. Aynen Watcher. Komirto onu Titanlardan daha çok. Magni kim yaptı? Komirto mu? Ne? Magni. Magni cüce canım. Onu bir şey yapmadı yani. Doğdu o. Bildiğin ana karnından çıktı o yani. Ana karnından. Sonra taşlaştı ama. Daş nasıl daş açayım? Daş. Kataklizmde ülkemi koruyayım derken yani Iron Forge'u cüceleri koruyayım derken. Vallahi bak büyü yani büyüsü olarak taşlaştı. Kristalleşti, taşlaşmadı daha doğrusu. Evet. Elmaslaştı. Yani Titan büyüsü yapıyor bir tane. İşte kendi gücünü arttırıp işte şey Iron Forge'u koruyayım falan derken Azeroth oluyor sonra. Aynen büyü ters tepiyor ve gezegenle bütünleşiyor. Hani istasyon görüyor sonra diyor ki ben Azeroth'u duyuyorum. Böyle. Aslında başından beri Azeroth'u duyuyor. Meğersem kafa gidikmiş diyoruz. Aslında başından beri Azeroth'u duyuyormuş. Kristal kafasıymış. Tabii, şey aslında başından beri Azeroth'u duyuyormuş. Lanet olsun. Olabilir. Yani gayet mümkün. Sonuçta biraz onun o çok diyeyim? Mümkün bir çok şey. Çok belli ya. Bir notun ya. Şeyi, whisper'ı vardı ya işte King of Diamonds. King of Diamonds'da falan evet. Yani elmas kralını piyonumuz haline getirdik diyordu. Çevireyim.
Magni Kral'dı ya. Şekilsiniz ya. Şekilsiniz ya. Millet bir ara onu garip falan demiş. Var mı kalan? Dur bakayım atladığımız. Konu olarak kalan yok. Zaman olarak da kalanımız yok. Biz yarın şey iş yapacağız yani. İşe gidiyoruz biz. Ama soruları bize şey yok. Soru var. Soruları soru atlamayacağım. Onlara geçelim. Ben konunun bitmesini bekliyor idim. Top sende o zaman. Dur son anda bir konu, soru daha geldi. Onu da listeye aktarayım. Tamam. Şöyle enter. Medivh protektör düzene bağlı bir büyücü müydü? Yoksa hep felden mi güç alıyordu? Medivh'in konusu biraz farklı. Medivh doğma itibariyle Sargeras'ta aslında korumuş olmuş bir karakter ama felden güç almadı. Ama yani Medivh pozisyonel olarak ne felden hani ne yardan ne serden daha çok yani Trisfall gardiyanlarından aldığı bir büyü evet. Gücü var. Normalde işte Görkem zaten açıkladı hani bütün büyü güçlerinin kaynağı mana olduğu için mananın manipüle edilip işte farklı bir şekilde çeşitlendirilip kullanılıyor olmasından fel ortaya çıkıyor. Aslında hani bir nevi felden de güç alıyor diyebiliriz ama ana büyü gücünü yani hepsinin kaynağı arcane olduğu için arcane büyücüsü diyebilirsin rahat bir şekilde. Karmaşanın sebebi şu. Şimdi Medivh'in aslında nasıl bir karakter olduğunu onun hikayesini biraz böyle derinlemesine okursanız anlarsınız. Medivh'in zaten doğma şekli Sargeras'ın onu işte şey yapıyor yani Egwene o koruyucuyken Medivh'in annesiyle savaşıyor avatar formundayken. Ve bilerek yeniliyor. Bilerek yeniliyor ve son hamlesinde işte Egwene'in karnına kendi ruhundan bir parça bırakıyor. O parça da daha sonra doğmamış Medivh'in içine nüfuz ediyor ve Medivh daha doğmadan korrupt oluyor. Medivh'deki fel'in sebebi bu. Aslında normal şartlarda fel kullanabilecek bir büyücü değil. Ama işte Sargeras kadar fel bilgisi olmasının sebebi bu. Çünkü doğduğunda bir süre sonra işte ergenliğe geçtikten sonra Sargeras artık tamamen Medivh'in iradesini ele geçiriyor. Bir nevi kendi kuklası gibi kullanıyor. Yani... O sayede zaten Uldan'la bağlantı kurup işte Dark Portal'ı açıp orkları Azeroth'a getiriyor. Yoksa Medivh'in tek başına yaptığı bir şey değil bu. Hatta Medivh Sargeras'ın iradesinden çıktıktan sonra bu pişmanlıkla işte bir sürü şeyi düzeltmeye de çalışıyor evet. Kendi. Bu ara Medivh'le ilgili daha önce Eda ile Lore öğreniyorum da işlediğimiz şeyi videoyu attım. İzleyebilirsiniz evet. Arkadaşlar. Geniş kapsamlı bir anlatım var. Yani belki arkadaş o Resilience of Warcraft filmini izleyip o felle bir ilişki kurmaya çalışmaları saçmalığını görmüş. O yüzden belki kafası karıştı. Ha tabii. Filmi hiçbir şekilde karın almayın abi. Doğru olarak sakın ciddiye almayın. Eğlenceli efekt böyle popcorn. Ha evet bakın yani filme şöyle bakmak lazım. Warcraft'ı sinemada görmek güzel ama yani. Yıllardır bekledik. Bekle falan. Rezil bir şey ya valla. Warcraft değil ne yazık. Değil yani maalesef. O şey abi alternatif timeline falan. Evet. İşte yani eğlencelik olarak kenarda kalsın. Stormwind Drotor'u falan görmek ister. Aynen işte direkt böyle 3D bizim sinematikler gibi bir şeyler yaparlar diye ben umuyorum, bekliyorum yani. Öyle bir beklenti de var. Hepimiz yönetmen var. Bu arada yönetmen filmi kurtarmış çok daha kötü olacakmış film. Kurtarmış onu da söyleyeyim. Gerçekten mi? Ya herif nerede ya dalar ana dif. Yani o yönetmen olmasa film çok çok daha kötü olacakmış. Sadece Alliance o tarafı olacakmış. Orklar falan o sadece böyle saldıran yaratıklar olarak gözükecekmiş. Aferin. Diyaloglarını falan bilmeyecekmişiz işte şey olmasa. Tam Lord of the Rings'e döndüreceklerdi aferin onlara. Ya ama onun gölgesinde kalıyor olmak tabii büyük bir şey yani. Onu da göz ardı etmiyor. Orijinal bir şey yapmak lazımdı. Olması gerektiği gibi yapsalardı emin ol kalmaz bir gölge. Tabii aynen. Olması ya o biraz da ortasından girmeye çalıştılar konunun. Başa gitmek istemediler. İşte Alliance Horde'dan başlamak istediler falan filan yani ondan. Dalaran aynen uçan Dalaran var. Neler var. Oo yani evet. Yani Medivh Elemental Shaman falan. Sanırım öyle bir şey yapsalar neymiş yerlerdi.
Şey yani... böyle Medivh satire dönüşüyor falan falan da böyle bir evet, anlar yani. Evet satir komikti, kötü komikti. Çok kötü. Yani işte ciddiye almayın. Böyle tanıdık isimler, yiyorlar zaten. Yiyorlar da daha beterini yerlerde ben sana da söyleyeyim. Yani bence şu an normalini yapsalardı çok daha temiz olurdu kendileri için de yani. Nasıl normal? Normal lore anlatsalardı yani. Evet. Ayrıca direkt mesela... Orada hemen bir aşk hikayesi sokmuşlar falan. Oraya hemen yerleştirmişler. Ya diyorum işte biz ya çok... O da yanlış. Basit yani arkadaşla gittik böyle bu kim bu kim. Orada hemen o... Neyse film daha sonra derin derin kötüleriz abi. Daha sonra sabaha kadar gider yani kötülemeye kalkarsak şimdi. Gömdükçe gömeriz. Çıkartamayız da yani çünkü yok çıkacak yeri de yok. Yok. Hayır çıkmasının bir tane yolu var o da tanıdık isimleri görmek. Başka hiçbir artısı yok yani. Ha yani Simaen böyle. Aynen. İşte Durotan falan. Ki onda da orkların %90'ı kırpmışlar şeyde extended da yok da. Kesilmiş yani, sahneler. Kromaşı falan kesmişler. Abi canım ya saçma sapan. Yani neyse. Sorular. Sorulara devam ediyorum. Evet daha fazla dediğim gibi olmayacak. Mana demiş iken artifakta denmiş sanırım o. O staff arken evrenine mi açılıyormuş? Var mı böyle bir şey? Bu şey herhalde. Mage'lerin artifak silahı. Arken mage silahı. Yok o şekilde değil de galiba onun işte kişiliğinin olmasının sebebi işte eski bir büyücünün bir etkisi var orada ve işte onun kişiliğini alıyor. Onun kendi hikayesini da o evrene açılan bir kapı değil. Aha, şey Elunet. Elunet. Ama bir portal açılımı söz konusu değil. Sadece karakteri var. Sizde arada wisp atıyor. Wisp atıp aşağı alıyor evet. Evet hatta şey vardı. Portal açma mevzusu daha çok Frost Silah'ında. Neydi? Ebon Chill'de vardı. Yani evet. Siz bir portal açtığınızda sizi farklı düzenlere gönderiyordu. Destruction silahı olan staff'ta var. Hmm, evet. Stafos şey... Gelmedi. şey... Ben direkt Sargeras'ın Stafo olarak geçiyor. Aynen işte. Diablo'da Vant var öyle ölünce gülüyor. Felemelorn daha fena. Yani büyücüler tuhaf karakterler zaten. Hayır Alunet... Alunet şey diyor yani ben daha iyisini yapardım. Rotasyonu falan laf ediyor neredeyse. Aşağı oluyor. Hekil Alunet ne? Geçiyorum bir sonraki soruna. Bu boyut oluşumu mesela şaman için artifak yaptım Ra ve Heli oluşturmuş Temple of Earth falan onları nasıl yapmışlar evet. Sorun bu. Helya'yı söylemedik biz bu arada. Neyi? Helya'yı. Helya ama şey yani ha Titan koruyucu olarak. Titan Keeper olarak. Ama Helya şey değil ya ilk başta yani Odin'in bir nevi görevlisi gibi. Görevlisi evet. Daha yani, sonra Odin ona şerefsizlik yaptığı için. Evet yani Odin onu zaten o hale düşürüyor. Valkyrie olarak kullanmak için zorla dönüştürüyor onu. İşte ölenlerin ruhlarını getir kullanayım diye. Peki Titanları için soru alıyoruz gerçi. Ben bir şey soruyorum. Soru. Şimdi Odin'e ait Halls of Valhalla Odin'in kısmı ya Uldar'daki kısmı. Şimdi Odin'e ait olan o kısım Uldar herhangi bir yere benziyor mu? Hiç benzemiyor değil mi? Tamamen ayrı Halls of Valhalla tamamen ayrı bir evet, evet. Mimari ve Kryon mimarisi değil mi o tamamen? Evet. Evet çok benziyor. Evet, evet. Bastion mimarisi direkt. Hani o direkt onu almış değil mi olanları? O kısmı kendi içi öyle yapmış yani Uldar. Ama hayır. Zaten Uldar'da Titanlar yapıyor. Ama bak Valkyriler zaten kime benziyor? Kryon'a benziyor. Evet. Şey, evet. Evet. Yani, hayır ben başka bir şeye bağlayacaktım. Zaten Valkyriler Odin. Yok yanlış kurdum. Olsa Uldar'ın içinde Kryon mimarisi bu kadar benzer bir şey niye var? Titanlar yapıyor orayı. Şey olarak. Yani o hapishaneye. Aslında şöyle bir şey var yani. Shadowlands'tan haberleri mi var acaba? Var zaten. Odin'in birebir haberi var ya işte. Bir... Hayır Titanların diyorum. Pantheon'un.
Yani Odin'in bile varsa Titanların olmaması mümkün mü? Ama Odin işte sonradan haberdar oluyor mesela. Hall sofraları ona göre yapmıyor. Hall sofraları zaten öyle yapıyor o mimari. Ha işte zaten onu şundan diyorum. Yani Titanların oluşturduğu bir varlık bile bunu görüp biliyorsa evet. Ulaşıyorsa Titanlar zaten bu bilgiye hani direkt sahiptir yani. Vardır kesin. Yani hem bilgileri hem bunu kullanma metotları da vardır bir şekilde. Zaten şunu düşün. Mesela Sargeras işte yaşamı yok ediyor, bir şeyler yapıyor falan. Sargeras'ın ilk emrine aldığı ırk Eredar ırkı ve Eredar ırkının yaptığı şey ruh büyüsü. Yani Sargeras hep ona bağlıyor zaten. Tam ters bir iş yapıyorsa zaten Shadowlands'in de düzenini bozucu bir şey olduğu için buna yönleniyor ben. Kesin bağlantısı var. Bu ara soruyu bir... Ben onları biliyorsam oraya bile müdahale etmek kalmışlar. Odin Helya'dan sonra fark ediyor orayı demiş zaten. Evet evet. Yani Helya'yı zaten şey için yolluyor işte, ölenleri geri getirsin onun için görevlendiriyor ve bundan sonra Helya'nın gücünden sonra onu fark edip işte bu Shadowlands ile ilgili bilgi edinmek için bir gözünü feda ediyor oradaki bir varlığa artık. Tamamen Muazzala'ya. Büyük ihtimal Muazzala'ya aynen. Onları da bu büyük ihtimal Otherside Dungeon'ın da buna kesin bir gönderme olacak bence. Zaten şey de bilmiyoruz işte Ardenweald kısmı açılırsa alfada bu Muazzala ve işte Helya bağlantısı. Evet, hala onunla arıyor alfada. Hiç onlarla alakalı geçmiyor Odin'le Helya'dan. Ardenweald'deymiş çünkü. Orası açılınca açılacak. Bu ara soruyu bir tekrar şey yapayım. Orada konu farklı yerlere gitti de aslında arkadaşın sorduğu soru Deepholm'deki Temple of Earth'ün yaratılışı. Ama Deepholm şöyle ben bildiğimi söyleyeyim. Deepholm bir elemental düzlem aslında. Aynen. Yani problem. Normalde direkt Titan made bir olay değil ama evet, oraya Titan Keeper'lar yapıyor. Elemental planı yapıyorlar ki orayı yapmalarını sevdi. Asi element ruhlarını oraya affedip sakin tutuyorlar. Kronik seride yazdım okuyabilirim. Ya şöyle ama Temple of Earth'ı onlar hani oraya koyuyorlar, kuruyorlar ve ilk aslında gönderdikleri de benim bildiğim Terezin, doğru muyum? Terezin zaten liderleri işte. O yüzden hapset. Ha, aynen. Ama yani elemental play'in Titan Keeper tarafından yazıldı, yapıldığını söylüyor. Ya tamam hatta canım. Hatta kataklizmin olma sebebi de elemental play'in güçlerini Deathwing'in emmesi. Şeyi bozuyor yani. Deathwing'in emmesi mi? Deathwing'in oradan yani tam full HP'ye gelip oradan çıkmaya çıkışı yok şey yazıyor yani. Deathwing'in onları absorbe etmesi olarak yazıyor kataklizmin sebebi. Evet. Yani orada şey var. Oğlum hiçbiriniz mi okumadı yazdım o kadar yani. Video geçiyor pardon. Şey cep bir orada evren oluşturuyorlar hapis etmek için. Her element için bir evren oluşturuyorlar. Evet. Çünkü bunlar daha önce Azeroth'un yüzeyindeyken Azeroth işte Veil of Eternity yüzünden işte kan kaybı, güç kaybı yaşayınca gezegenin üstündeki bütün spirit ruhunu emiyor. Ve bu spirit ruhunu emdiği için gezegende huzur oluşturan ve dengeyi kuran güç kayboluyor. Ondan sonra elemental güçler kararsız ve saldırgan hale geliyorlar. Bunlar da bir süre sonra kendi arasında savaşmaya başlıyor. İşte güç savaşına giriyorlar yüzeyi ele geçirmek için. Bu sırada Old God'lar da buna müdahale ediyor ve bunların işte savaşından faydalanıp yüzeyi ele geçiriyorlar. Black Empire ilk öyle kuruluyor zaten. Bu elementallerden bazıları da işte Old God'ların hizmetine giriyor yenildikten sonra. Ve işte Titan Keeper'lar yüzeyi Black Empire'dan, Old God'lardan yani Old God'ların güçlerinden temizledikten sonra da işte bu elemental lordlar da Old God'ların güçlerinden olduğu için hem gezegendeki dengeyi yeniden sağlamak için hem de onları hapsedip işte Old God'ların ordularının büyük bir kısmını da yüzeyden koparmak için bu cep evrenleri oluşturuyorlar. Elemental plane işte elemental düzlemleri oluşturuyorlar ve her birini bir tanesine hapsediyorlar. Bu Earth Temple'ın olduğu da işte Earth Elemental'ların hapsedildiği. Terezin, aynen. Evet. Terezin'in yönettiği ve işte hapsedildiği. Murat Han'a bir şey okuyacağım. When Deathwing became full healed, it was he who destroyed the world pillar,
Causing the Shattering diye geçiyor abi. Hani oradaki World Pillar'ın kırılması diye. Ama işte ikisi aynı şey zaten. O full HP'ye ulaşma eylemi zaten oradaki gücü emerek oluyor. Oradaki elemental düzlemin gücü emerek ve orada zaten işte Twilight Hammer'ın da güçleri var. İşte Deathwing'e yardım ediyorlar onu dağılmasın diye işte üstüne evet. Çakıyorlar üstüne falan. O sırada Deathwing de işte oradan güç emiyor ve ondan sonra oradan çıkıyor zaten. Peki bir şey soracağım Murat'an. Chronicles'ta o detayı söylüyor mu? Yani Deathwing Earth Warder olduğu için mi bu plane'deki gücü sömürebiliyor? Ben sana okuyayım mı direkt burada? Oku. In deep home, Deathwing basked in the dual energies of the Zoth and the Elemental Plane. He recovered as a starting pick. But it came as great cost. Bak, it came as a great cost to the world. Tamam, absorbing o zaman sadece Earth düzlemin power, şeyini emiyor yani. Dur. Absorbing the elemental plane's power had destabilized the realm and thrown the elementals into turmoil. Yani oradaki o gücü kendine emdiği için dünyayı dengesizleştirdiğini yazıyor burada. Elemental Plane'deki gücü. Ve burada Elemental Plane büyük harfle yazılmış bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani özel bir şeymiş gibi. Özel zaten. Bütün hayır, bütün şeyleri özel değil de sanki ayrı bir şey gibi. Sana Nerzul'u evet. Sordu bir de. Nerzul'un evet, nasıl haberi verdi? Şey ısrarla bir Nerzul Nerzul. Nerzul. Ya Nerzul'u görecek miyiz Shadowlands? hep bu şey muhabbet var ya. Onu hiç muhabbeti dönmüyor ama yok oldu galiba Nerzul'da. Ben öyle tahmin ediyorum. Kim? Yani Helm yok olduktan sonra ben Nerzul'un yok olduğunu düşünüyorum. Onun da ruhu gitmiştir bir yere ya. Ya şimdi Nerzul'la ilgili ne tam soru neydi? Dur geri sarıyorum. Hayır Nerzul'un haberi var Görkem. Hayır ne? Var mı demek istiyorsun? Shadowlands'dan nasıl haberi var diyor Nerzul'un. Lich King yapıldıktan sonra işte Maldraxxus üzerinden Shadowlands'ı görebiliyor Nerzul. Yani bizzat oraya evet, geçemiyor ama sonuçta gücünün kaynağı Maldraxxus olduğu için yani Shadowlands'tan haberdar ve orada ne döndüğünü iyi kötü görebiliyor. Sonra yani, Arthas ben bu gücü kullanırım deyip Maldraxxus'tan kendini çekiyor. tabii. Yani şey kafalığın içinde yok hayır. Gördüğümüz şey Nerzul'un kendisi değil. Kılıcın evet. İçine girdiğimizde bir şeyde görüyoruz. Sonraki Death Knight Quest'inde görüyoruz. Death Knight Quest'inde galiba. O Nerzul'un kendisi değil. O Echo. Aynen şey bir ekosu yani yansıması artık böyle. Bıraktığı iz gibi bir şey. Yani bildiğimiz şey şu zaten Chronicle'da da geçiyor. Arthas işte kaskı taktıktan sonra bir süre sonra işte uyanmadan önce zaten Nerzul'u iyice baskılıyor. Uyandıktan sonra buzdan çıktıktan sonra gerçek gücüne de iyice kavuştuktan sonra Nerzul'un kalıntısını da tamamen yok ediyor. Yani kimse Nerzul'u okumamış be yazıklar olsun. Hepsi yazıyorlar. Hepsini yazıyorlar. Tamamen bitiyor yani. Şeyden de bakabilirsiniz. Wolfpedia'nın Nerzul sayfasında detaylı o kısmı tamamen aynen aktarmışlar. Orası var. Chronicle'daki kısım. Ne sordu? Dur bir de şeyi de yazayım da Görkem'in adresi gerçi geçiyor. Buradan da ulaşabilirsiniz bunun bilgilere. O Murat Han'ın adresi. Evet. Çok kısa mı kesiyorsun konuyu? Biz de uzun uzun diyoruz ama o kısa. Yok ya. Neyse ne bir sorum olacak. Bu Dalaran'da 4K dedikleri zımbırtılar aslında ne? 4K? Ne? 4K Dalaran. Pillars mı acaba? Pillar. Yani Pillar hakkında çok fazla bilgi edinmedik aslında. Pillars'ın birinin gözyaş olması. Elinden mi bağlayacak acaba? Kitap olması. Çok bariz bir gönderme olarak. Hammer of Kazgoroth. Tüh ya senin Elon'un Elio Atar olmadı bir türlü ya falan diye. Ya oğlum çok sıkıcı Elon'un titan olması ama ne yapayım ya. Değil mi? Çok sıkıcı geliyor yani Elon'un titan olması. Dur mu bunu şey ben, Kamer sormuştu ama. K'den kastı Pillar'dır. 4 tane bir Pillar'lar şey. Pillar'lar tamam. Aynen. Ama 5 tane var.
5 tane var ha. Değil mi? İlk başta 3'ünü topluyoruz. Zaten direkt evet. Titanlara göndermeli hepti ama tamam, bir tek Elun, Tears of Elun o Titan göndermeli değil. Eftamer'e Titan yapın ya lanet. Dünyanın en sıkıcı story anlatımı, yemin ederim benim Titan yap. Yani, evet abi bu Pillar'ı kim anlatıyor? Umarım. Pillar'ı anlatalım. Pillars of Creation'ı. Hemen kopya çekerekten anlatayım. Ha bir de onlara ne oldu? Onu da düşünmek lazım. Yani duruyorlar abi orada. Brokuş orada kullanıldı işte hepsi. Tomb of Sargeras'ı açıp işte portal açmaya falan kullandık. Oraya işte kapısını açıp girmeye falan kullandık işte. Sonra Nagalar oradan taç sonu alırken kimse görmedi falan. Ha evet. Nagaların dibinde Tomb of Sargeras ama kimse görmüyor. Başında yani, koruyan yokmuş. Benim bildiğim şey bunlar. Hani ne derler? Araç. Hani nasıl söyleyeyim? Azeroth işte daha doğmadan önce onu şekillendirmek için ya da onun yüzeyindeki hani gezegen yüzeyine şekil verebilmek için kullanılan takım taklavat yani. Evet. Dur ha buldum. Kopyalı. Gayet anlatıyorum şimdi. Kopyalı. Şey teker teker dedim anlatayım. Detayına girmeden zaten 5 tane pilar var. İşte Aegis of Agramar, Tidestone of Golganet, Eye of Amantul, Hammer of Kazgoroth ve Tears of Elun var. Bu 5 tane pilları topladık. Ondan sonra bunları zaten kullanarak işte Tomb of Sargeras'ı açtık ve işte Sargeras'ın avatarını yok ettik ki o tekrar işte fiziksel formda gezegenin üstüne gelemesin diye. Onun sonunda da zaten işte Kil'jaeden'ı takip edip onu da öldürdük. O sırada da işte Illidan zaten bunu bekliyormuş. Argus'a bir geçit kapısı açtı ve gezegen ebadında bir portalla işte Azeroth'un gökyüzünde Argus'u gördük. Onun yani bütün bu pillarların kullanılma amacı ve sonucu buydu. Sonradan orayı kapatmak. Sonradan aynen olduğu gibi bırakılmış bunlar kullanılmış kanalar. Ne yazık ki. Eye of Amantul Nightwell'in tepesindeydi. İşte Tidestone of Golgan'ın diğer pillar'lar da hepsi Tomb of Sargeras'taydı. İşte zaten şeyde Tidestone of Golgan'ı da sonradan Asshara işte çaldırıyor oradan ve onu da işte Naz Jatar'da görüyoruz. Zaten işte nasıl kullandığını onu kullanarak işte o Naz Jatar'ın deniz kısmını açıp işte oradaki oynadığımız haline dönüştürüyor. Yani kimsenin bunu sorgulamaması var yani. Nasıl oldu? Kimse de görmedi yani. Nasıl bir rezillik? Nerede olan olmuş yani. Evet. Çok hani çok kesip atılmış bir şey yani. Aldılar tam alıp götürdüler bu kadar. Kimse görmedi. Ona evet, ufak bir sinematik yapsalar iyi olurmuş hakikaten nasıl olduğunu. Yapamazlardı çünkü eserdi. Onun mantıklı şekilde açtığı bir şey yok. Olsun demiş efendim. Öyle olsun. Bazen öyle yapıyorsun. Argus düşerken Gondor neredeydi? Ya onda bak ya. O ayrı bir muhabbet. Bir de hani sen dedin ya portal gezegen boyutunda portal açılıyor. Gökyüzünde onunla ilgili çok güzel bir meme vardı işte. Veren şey diyordu. Ne yaptın sen Illidan diyordu böyle. Hani gökyüzüne bakıyorlardı ya. Ben Illidan, de göremiyorum. Illidan orada şey diyordu. Körüm ben göremiyorum ki ne olduğunu anlatsana diyordu. Aa çok güzel bir meme dolu ya. Stevie Wonder meme'lerine benziyor. Evet o soruyu da cevaplamış olduk. Peki artifak silahlarını niye hiç bilmiyorduk biz ne? Biliyorduk ama... Bir kısmı da biliniyordu. Wielder değildik ya. Ki kullanamıyorduk. Evet. Yani bak şeyden düşünün işte. Mesela işte Ashbringer'ı işte koskoca Tyrion kullanıyordu. Evet. Öyle bir silahtı. Biz Tyrion'un seviyesine geldik onu kullanamıyoruz. Aa ondan bunu deme. Sonra büyük tepki çekeriz. Biz asla o seviyede bir şey olamayız. Bizim defa'sında bir level mobları keserken zorlanmamız gerekiyor değil mi? Biz güçlenemeyiz. Yani işte, lore açısından öyleyiz en azından. Öyle. Niye canım? Açtığın öyleyiz, karakter de bir level işte, olacak daha. Dur sen de. Yok öyle kalmamız gerektiğini düşünüyor ya bazı çoğu komutun yarısı falan. 60 level Corrupted'ı oyundan kaldırıldı zaten. O işte kaldırılma sebebi sonradan Tyrion'a geçmesi. Evet.
O yüzden düşmemeye başladı. Suikast onu da Light'ta anlattık aslında. YouTube'dan bakarsan sana zahmet. Peki. Soru varsa da artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik diyelim. Çünkü dediğim gibi biz yarın çalışacağız arkadaşlar. Gönül isterdi ki sabaha kadar buradayız diyelim. Ve devam edelim de ancak bugün için hazırlamış olduğumuz konunun da sonuna geldik. Çok güzel şey oldu, hype oldu. Bugün beklentileri aştık. Rekorları kırdık. Gerçekten çok güzeldi. Haftaya yine kozmik chart üzerinden devam edeceğiz. Ancak yayınlarımız devam ediyor. Bilenler bilir. O yüzden diyoruz ki geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Şimdi ben de teşekkürler. Bu ara Beowulf beni bul.